Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. Tıbbi belgeleme dersi 1. ünite özeti. Sağlık hizmetlerinde bilgi ve belge yönetimi. Giriş. Sağlık sektörü çevre sağlığından koruyucu sağlık hizmetlerine, tedavi edici sağlık hizmetlerinden rehabilitasyona kadar insan sağlığını ilgilendiren konularda mal ve hizmet üretmektedir. Sağlık hizmeti üretimi bilgiye dayalı, tıbbi, teknolojik, mesleki bilgi gibi bir sektör olmakla birlikte aynı zamanda farklı konularda bilgi üreten, tıbbi bilgi, bilimsel bilgi, istatistiki, mali ve idari bilgi gibi bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle gerek bilgiye ulaşmak gerekse ürettiği bilgiyi kişi ve toplum sağlığı kalitesini artırmak için kullanabilmesi, etkin bir bilgi yönetim mekanizmasına, bilgi belge yönetim sistemi, teknoloji ve insan gücü gibi bağlıdır. Temel kavramlar. Sağlık sektörünün farklı boyutlarında farklı amaçlarla ve farklı kişilerce kullanılan terimlerden bazıları her ne kadar farklı boyutlarda kullanılsalar da, aşağıdaki şekliyle değerlendirilebilir. Bilgi, belge ve belge yönetimi, bilgi, knowledge ve bilgi nesnesini felsefi olarak ele alan Kuchrade, bilginin hem bilme eylemi hem de bu eylemin nesnesi olduğunu ve algılama, anlama, düşünme, muhakeme etme, yorumlama, açıklama, doğrulama ve değerlendirme gibi birçok etkinlik sonucunda oluştuğunu ifade etmektedir. Ancak Türkçe'de bilgi çoğunlukla information karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu anlamı ile data yani veri gibi kullanılır. Ancak bilgi verinin işlenmiş halidir. Bilgi verinin kullanıcı için uygun hale getirildiği, işlendiği ve değerli hale geldiği şeklidir. Belge terimi, geleneksel olarak bir ortam ve bu ortamda kayıtlı yazı veya işaretlerden oluşmaktadır. Çeşitli disiplinlerde belge, biçim, işaret ve ortam açısından ele alınarak ayrı ayrı incelenmektedir. Biçim olarak ele alındığında belge, bir bilgilendirme ya da iletişim nesnesidir. Bilgi yönetimi, örgütün kapalı ve açık entelektüel bilgi kaynakları ile elde ettiği başarı arasında doğru bir neden-sonuç ilişkisi kuran bir disiplindir. Bunların yanı sıra bilgi yönetimi, doğru zamanda doğru insanlar için doğru bilgileri elde etme, dağıtma ve organizasyonun gelişmesi için bilgiyi uygun bir formatta saklama stratejisi olarak da ifade edilebilir. Tıbbi belge, insan sağlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri düzenli bir şekilde kapsayan belgelere tıbbi belge, bu belgelerin bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, yeniden düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin bütününe de tıbbi belgeleme adı verilmektedir. Bunların içinde en önemlilerinden biri olan hasta dosyaları kime, niçin, nerede, ne zaman ve nasıl bir hasta bakımı verildiğini içeren belgelerdir. Sağlık hizmetlerinde veri, veri türleri ve veri setleri, sağlık hizmetlerinde elde edilen verilerin temeli kişiye özel verilerden oluşmaktadır. Bunlar sosyoekonomik veriler, finansal veriler, hasta kimlik verileri ve klinik verilerdir. Sosyoekonomik veriler hastayı tanımlayan verilerdir. Hastanın isim, adres, doğum tarihi, aile, ırk, cinsiyet, evlilik durumu, meslek, gelir kaynağı, etnik köken, eğitim ve iş durumu verilerini içerir. Finansal veriler, sunulan hizmetin maliyeti ve fiyatlandırılması ile ilgili verilerdir. Hasta kimlik verileri her bir hastanın sağlık kuruluşuna başvurduğunda atanan kişisel kimlik numarasını içerir. Bu numara hastayı diğerlerinden ayırmak için kullanılır. Klinik veriler hastanın sağlık tedavisi ile ilgili bilgilerle ilgilidir. Bu veriler hasta kaydı olarak düzenlenir. Hasta kaydı klinik verinin birincil kaynağıdır ve doktorlar diğer sağlık çalışanları ve yasal olarak hasta ile ilgilenen kişiler tarafından kullanılan verilerdir. Hasta kaydı ile veri toplama, tıbbi bakım karar verme sürecinin en önemli parçasını oluşturur.
Hasta bakımının her aşamasında elde edilen veriler ve bunun sonucunda oluşan hasta kaydı hem klinik hem de idari kararlarda etkili karar vermenin temel unsurudur. Genel anlamda etkili karar verme aşamaları aşağıdaki gibidir. Problemin tanımlanması. Veri toplama. Alternatiflerin geliştirilmesi. En iyi alternatifin seçilmesi. Uygulama. İzleme ve değerlendirme. Geçerli bir bilgi üretmenin ilk aşaması geçerli veri girişi yapmaktır. Verinin geçerli olabilmesi için iş denetimi ve veri denetiminden oluşan iki tür denetim yapılır. Günümüzde halen birçok sağlık kuruluşu hastalarına ait kayıtları kloda dayalı formatta oluşturmaktadır. Kayıt sınıflamada bilinen birkaç yöntemden birisi alfabetik tanımlama, bir diğeri ise nümerik tanımlamadır. Veri setleri ve veri tabanları, veriler elde ediliş aşamasına göre birincil ve ikincil veriler olarak isimlendirilir. Birincil veri, orijinal veri kaynağından sağlanan verilerdir. Birincil verilere en iyi örnek hasta kayıtları ve günlük ünite sayım raporlarıdır. İkincil veri, birincil verilerden oluşturulan veri setleridir. Veri kavramı ile ilgili bilinmesi gereken diğer kavramlar ise, veri seti ve veri tabanıdır. Veri seti, verilerin toplanması ve raporlanmasında tek bir biçimi destekler. Veri tabanı, özel bir amacı karşılamak için toplanan veri koleksiyonudur. Böylece bir veri seti vasıtasıyla toplanan parçalar bir veri tabanını oluşturur. Veri tabanı yönetim sistemi ise veri tabanındaki bilginin depolanması ve yeniden kullanılması sistemidir. Üst veri, metadata, belgelerin içerik, ilişki ve yapısal özellikleriyle onların yönetim süreçlerini tanımlayan verilerdir. Elektronik belge yönetimi, kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü belgelemenin içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmektir. Bu kapsamda, elektronik hasta kayıtlarının birçok kullanım amacı vardır. Bunlar: sağlık hizmeti sunucuları arasındaki iletişim, akreditasyon ve lisans kararları, finansal kapasitenin değerlendirilmesi ve hizmetlerin geri ödemesi, uzmanlık eğitimleri, bakım kalitesinin değerlendirilmesi, arşiv ve tıbbi arşiv. Arşiv, gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan ve belirli bir takım amaçları karşılamak için saklanan belgeler, söz konusu belgelere bakan kurum ve bunları barındıran yerler olarak tanımlanabilmektedir. Arşivleme ise, örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkan ve işlem sürecini tamamlamış ancak gelecekte tekrar kullanılması düşünülen ya da yasal saklama süresi doluncaya kadar saklanması zorunlu olan belgelerin korunmasını sağlayan ve bu süre içinde kendilerinden yararlanma imkanı sunan çalışmalardır. Arşiv yapılarında genellikle klasik, geleneksel veya çağdaş arşivleme yöntemleri kullanılmaktadır. Genel olarak bir belgenin arşiv belgesi olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. Bunlar: söz konusu belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması, önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması, ilgili olduğu ülke, kurum, kişi ya da konu ile ilgili uzun vadeli yükümlülükleri belgelemesi, araştırmacıların kullanabilmesi, oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak özelliği taşıması, herhangi bir alanda, siyaset, sanat, edebiyat, bilimsel ve değer taşıması, hasta dosyaları arşivi, yataklı tedavi kurumlarına tedavi edilmek için gelen yaralıyı ya da hastaların görmüş oldukları işlemler sonucunda oluşan ve hastaların daha sonraki olası başvurularında, bilimsel araştırmalarda, istatistiki değerlendirmelerde, adli davalarda ve konularda kullanılmak gibi amaçlarla belirli sınıflama sistemlerine bağlı kalınarak bir sıra ve düzen içerisinde saklanan belgelemeye, söz konusu belgelemeye bakan birime, bu belgelemeyi barındıran yerlere denir. Bir hastanın çok yönlü incelenebilmesi için tıbbi özgeçmişinin belirlenmesi ve saklanması gerekmektedir. Tıbbi bilgi ve kullanımı. Tıbbi kayıt, hasta bakımında yapılan iş ve işlemlere ait teşhis, tedavi ve sonuç süreçlerinde üretilen resmi, tıbbi, bilimsel ve yönetimsel belge olarak tanımlanır. Tıbbi kayıtlar kronolojik olarak değerlenmeli ve hastaya yapılan teşhis ve tedaviye yönelik işlemleri ve bu işlemlerin gerekçelerini yeterli, uygun kalitede, şekilde içermelidir. Tıbbi kayıt, hastanın geçmiş ve şimdiki hastalığı, teşhis, tedavi ve son haline ilişkin bilgileri nitelikli bir düzende sunması için hasta taburcu edildikten sonra son halini alır ve toplanır. Bu son kayıt içinde yer alan bilgiler hasta bakımı ve yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır.
Tıbbi kayıtlar zengin bilgi içerir ve bu nedenle kişisel ve kişisel olmayan olmak üzere iki tür kullanım alanı bulmaktadır. Kişisel kullanım, doğrudan hastanın tanımlanmasını gerektiren, örneğin hasta dosyasının özel bir kısmının kullanılacağı, sigorta işlemleri gibi durumlarda kullanılır. Kişisel olmayan kullanım, doğrudan hastanın tanımlanmasının gerek olmadığı durumlardaki kullanımıdır. Bunlar: hasta bakım hizmetlerinin yönetimi, kalite izleme değerlendirme, finansal geri ödeme, yasal meseleler, eğitim, araştırma, halk sağlığı, planlama ve pazarlama, hastane bilgi sistemleri. Hastane bilgi sistemi, HBS, Joint Commission International örgütünün hastanelerde bilginin kullanımı konusundaki akredite olmak isteyen hastanelere getirdiği standarttır. Hastane yönetimi kuruluş içinden ve dışından talep edilebilecek bilgilerin sağlanabilmesi için gerekli planlamayı yapıp, uygulamaya aktarabilmelidir. İdari ve tıbbi bilgileri iç içe, bir arada tutabilen sistemlere ise bütünleşik, entegre, hastane bilgi sistemi denilmektedir. Başarılı bir HBS'ye inanarak bütün bilgi, enerji, zaman ve dikkati bu konuya vermeye hazır bir takım yaklaşımını gerekli kılar. Bu amaçla kullanılan bilgisayar sistemleri ile bilgi teknolojisi araçları manuel süreçleri otomatikleştirme ve hastalar da dahil hastanenin bütün kullanıcıları için daha kolay bir hayat sunmak amacıyla kullanılır. HBS'nin öncelikli ve en büyük amacı maliyet etkili bir hastane ve hasta bakım kalitesinin iyileştirilmesi olmalıdır. Aynı zamanda HBS karar alma süreci, kullanıcı güvenini ve sağlık profesyonellerinin adanmışlıklarını destekleyen bir yapı sunmalıdır. Entegre bir dijital hastanenin sahip olduğu çok çeşitli teknolojik sistemler ve bilgi sistemleri bulunmalıdır. Tıbbi belgelemenin tarihi gelişimi. Tıbbi belgelemenin tarihi gelişim süreci yıllara kadar olan dönemler ve sonrası olmak üzere iki bölümde ele alınarak değerlendirilmiştir. Yıllara kadar, sağlık bakım hizmetlerini kapsayan klinik bilginin kayıt altına alınmasının önemi tarih öncesi dönemlere dayanmaktadır. Geçmişin tedavi ve süreçleri bugünkü karmaşık tedavi süreçlerine çok az benzerlik gösteren basit çizimler, hikayeler, küçük notlar şeklinde kayıt edilmiştir. Medeniyet geliştikçe, taş mağaralar resimler için olanak sunmuştur. Bu mağaralar ve resimlerde sıklıkla yılan görülmesi yılanların tedavi edici önemine olan inancın bir kanıtıdır. Tıbbi belgelerin tarihi tıp tarihi ile başlar. İlk çağlardan bugüne kadar tıp tarihini aydınlatan belge ve bilgiler, aynı zamanda tıbbi belgelerin de bilinen en eski ve ilk örnekleridir. İlk çağlardan bu yana hasta bakımı ve tedavisiyle uğraşan kişiler çalışmalarını hasta ve yaralılara uyguladıkları tedavi metotlarına ait belgeleri, çeşitli yazı biçimleriyle ifade etmişlerdir. Mağara duvarlarındaki resimlerde cerrahi müdahalelerle ilgili çalışmaların izleri bulunmaktadır. Medeniyetin gelişimiyle mağara resimlerinden taşların üstüne oymalara geçilmiştir. Günümüze gelen en eski kanunlardan olan Hammurabi kanunları içerisinde tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezalar olduğu belirtilmektedir. Asurlular döneminde Assurbanipal'ın kütüphanesinde sağlıkla ilgili olarak tutulmuş kil tabletler bulunmuştur. Eski Mısır tıbbı hakkındaki bilgiler bulan kişilerin isimleriyle belirtilen, Kahun papirüsü gibi, papirüslerden elde edilmektedir. Bu papirüsler sağlıkla ilgili yapılan işlemler, teşhis ve tedavi hakkında bilgiler vermektedir. Eski Yunan medeniyetinde hekimlerin hastalarını mabetlerde tedavi ettikleri ve mabetlerin sütunlarında hasta isimleri, konulan tanı ve uygulanan tedavi hakkında bilgiler olduğu ve özellikle Epidaurus'taki mabedin sütunlarında hastalıkların kısa hikayeleri ve hastaların iyi olup olmayacakları hakkında kayıtların olduğu belirtilmektedir. Mısır'daki bilginin antik Yunan'a geçmesiyle tıp ilimiyle tanışan Batı toplumu, doktorlukla ilgili temel prensipleri de bu dönemde öğrenmiş ve çeşitli okullar kurmuştur. Hipokrat okulunun prensipleri bugün tıp yemini olarak edilen yeminin ilkel halini oluşturmaktadır. M463-175. Hipokrat'tan sonra Aristotle, Erasistratus, Serapion ve Glaucias da kendi hasta gözlemlerine dayanarak yazdıkları kitaplar bulunmaktadır. Razi ve İbn Sina gibi hekimler, daha önceki tıbbi belgelerden yararlanarak kendilerinden sonraki kuşaklara iletilmesi için yazdıkları yapıtlarla tanınmışlardır. Amerika'da ilk hastaneler dini veya yardım amaçlı gruplar tarafından kurulmuştur. Bu hastaneler bulaşıcı hastalıklarda hastaları sağlıklı kişilerden ayırmak veya evde bakım yapacak kimsesi olmayan veya ölmek üzere olan hastaların kabul edildiği yerler olmuştur. Hasta kayıt yöntemleri oldukça yavaş gelişmiştir. İlk kurumlar hastaların temel bilgilerini içeren kısa kayıt formları veya defterlere kayıt yapmışlardır. 1900 sonrası,
Flu yıllardan sonra kayıt tutma sürecinin daha detaylı olması ve tedaviden elde edilen deneyimin daha fazla olması nedeniyle bu defter kayıtları yetersiz kalmıştır. Bazı hastaneler öğrenme sürecine katkı vermesi için benzer hastalık ve tedavi kayıtlarını bir arada tutarken bazıları belirli hasta kayıtları ile ilişkili hastalık ve tedavilere ilişkin tanımlayıcı bilgileri indekslemişlerdir. İlk hastanelerde sağlık hizmet sunucuları küçük bir çap içinde hasta kayıtlarına rahatlıkla ulaşabiliyorlardı. Kayıtlar tıbbi bakıma katılanlar tarafından oluşturulan özet metinlerdi. Günümüz hasta kayıtları ise çok sayıda kullanıcısı olan, birçok kişinin yasal olarak kullanabildiği önemli evraklardan oluşmaktadır. Hastanelerin hizmet sunumunda en fazla sağlık çalışanının katkı verebilmektedir. Kağıt dosyalarda aynı zamanda bu sağlık çalışanları dosyalarda yer alan bilgilere rahat şekilde ulaşabilmektedir. Hastanelerde bilgisayarların kullanılmaya başlaması ile yenilenen standartların daha da geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Bilgiye ulaşma ve ona müdahale edebilme olanağı veren teknoloji ve kurulan bilgi otobanı sürdürülebilir bir hasta kayıt sistemleri ile ilgilidir. Bu sistemler uzakta bulunan sağlık çalışanlarına hastalarının problemini çözmek için diğer meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunmalarına ve ilgili bilimsel çalışmalara ulaşabilmelerine olanak tanır. 20. yüzyılın ikinci yarısında yani, danlı yıllara kadar olan gelişim süreci, şekil 1-1 sağlık bilgi sistemleri gelişim süreci şemasından incelenebilir. Bu şema para odaklı, kurum içi klinik sistemlerden günümüzde standartları olan bilgi teknolojilerinin kullanıldığı, internet hizmetinden yararlanılan sistemlerin kullanıldığı, e-sağlık hizmetlerinin önem kazandığı bir döneme geçişi göstermektedir. Belge hizmeti sunan kurumlar. Arşivler geçmişte önemli ve gelecekte de önemli sayılan belgelerin saklandığı yerdir. Arşivlerde yer alan belgeler ait oldukları dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ve kurumları hakkında güvenilir bilgi içerirler. Arşiv, gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda oluşan belgeleri toplayan, saklayan, düzenleyen ve gereği halinde tekrar hizmete sunan bina veya odalara verilen addır. Herhangi bir belgenin arşiv belgesi statüsünde olabilmesi için belgenin içerdiği bilgilere ileride gereksinim duyulacak olması, oluşturulduğu kuruluşla ilgili önemli karar ya da işlemleri içermesi, araştırmacılara yardımcı olabilecek bilgiler içermesi, ilgili olduğu alanda bilgi içeren tek kaynak olması, herhangi bir alanda değer taşıması gerekmektedir. Müze, kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleriyle yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Ayrıca müzeler, toplumu aydınlatmak amacıyla insan soyunun gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir. Tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak amacını taşıyan kurumlardır. Kütüphaneler, kütüphane, belli bir sisteme göre düzenlenen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yerdir. Kütüphaneler kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla yazılı, basılı ya da elektronik her türlü ortamda varlık bulan bilgiye 7/24 erişim sağlayan, beklentiler doğrultusunda farklı bilgi kaynaklarından kullanıcıya maksimum düzeyde hizmet veren bilgi merkezleridir. Tıbbi belgeleme dersi 2. ünite özeti. Hasta dosyaları ve elektronik hasta dosyaları. Giriş. Hasta dosyası, hastaya neyin, ne zaman, kim tarafından ne tür işlemlerin yapıldığı ve kullanılan ilaç ve malzemelerin kayıt altına alındığı dokümanlardır. Hasta dosyasının istendik düzeyde oluşturulması, tıbbi bakımın değerlendirilmesinden başlayıp, araştırmalara kaynak teşkil etme, adli tıp vakalarında belge özelliği oluşturma, olası tazminat davalarında hukukun korunmasını sağlama, kural koyucular ve makro düzeyde sağlık hizmetlerini planlayıcılara yol göstermeye kadar geniş bir yelpazede yararlı olmaktadır. Hasta dosyası ve elektronik hasta dosyası. Hastaneler ister ayaktan isterse yatarak olsun kuruma müracaat eden tüm hastaların tıbbi ve idari kayıtlarını saklamak zorundadır. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi'ne göre aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. Hasta dosyası. Vekil dosya. Tıbbi kayıt. Elektronik hasta dosyası, yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi sürecinde oluşan tüm tıbbi kayıtların bilgisayar yardımı ile elektronik ortamda kayıt edilmesiyle oluşturulan dosya olarak tanımlanabilir. Bu sağlık kurumlarında hasta ile ilgili bilgilerin kayıt edildiği bir sistemdir.
Bu nedenle hastaneler teknolojinin yoğun kullanıldığı işletmelerden biridir. Geleneksel, tıbbi kayıt sistemi ile elektronik tıbbi kayıt sisteminin karşılaştırılması. En iyi kavramı koşullara göre değişmektedir. Bu değişim. Kurumla. Kurumun insan gücünün yeterliliği ve yetkinliğine. Kullandığı teknolojiye. Kurum kültürüne. Yasal düzenlemelere. Finans kaynaklarına ve finansın yeterliliğine. Paydaşların beklentilerine. Göre şekillenmektedir. Her iki sisteminde güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kıda dayalı hasta kayıtlarının güçlü ve zayıf yönleri, birçok kullanıcı halen geçerli bir sebepleri olmasa da, alışkanlıklarından dolayı, kıt kayıtlar taşınabilir özelliktedir ve her an her noktaya kolaylıkla götürülebilir oldukları, bulguları kolay kayıt aldıklarını ve kendilerine esneklik sağladığını düşündükleri, kompleks olmayan hastalar için rahat gözden geçirme olanağı sağladığı için tercih etmektedir. Kıda dayalı kayıtların güçlü yanları. Anlaşılan noktalar anlık olarak oluşturulmakta. Gizlilik ve mahremiyeti gizleme kolay gerçekleşmekte. Bilgisayar sistemlerinin çalışmaması, hata yaşanması gibi çekinceler ortadan kalkmaktadır. Öte yandan kıda dayalı kayıtlara sadece bir yerde bir kayıt girilebilmektedir. Özellikle farklı branşlardaki tıbbi profesyonellerin müdahil olması gereken kompleks hastalığı bulunan hastalar için büyük problem teşkil etmektedir. Ayrıca çok kolay şekilde dağılabilmekte ve düzeni bozulabilmektedir. Bu açıdan değerlendirilirse kıda dayalı hasta kayıtlarının zayıf yönleri 4 ana başlık altında toplanabilir. Hasta kayıt içeriği ile ilgili problemler. Format ile ilgili problemler. Erişim, elde edilebilirlik ile ilgili problemler. Bağlantı, entegrasyon ve bütünlüğün sağlanması ile ilgili problemler. Elektronik hasta kayıtlarının güçlü ve zayıf yönleri, elektronik hasta kayıtlarının kıda dayalı kayıtlar ile karşılaştırılmasında ciddi artıları olduğu göze çarpmaktadır. Çok iyi planlanmış bir elektronik hasta kayıt sistemi sayesinde hastaya ait tüm bilgiler göz önüne gelebileceğinden dolayı verilecek ilaçlara kadar takip edilebilir. Bu açıdan bakıp elektronik hasta kayıt sisteminin güçlü yönlerini sıralayacak olursak, arşiv olarak kullanılacak fiziksel alanda elektronik kayıtlar sayesinde çok büyük ölçüde kazanç sağlar. Hasta kayıtlarına çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Aynı dokümana birden fazla kullanıcı aynı anda ulaşabilir. Diğer bilgi sistemleriyle entegrasyonu sağlar. Laboratuvar, radyoloji gibi bölümlerden gelecek bilgiler fiziksel dosya beklenmeksizin dosyaya aktarılabilir, yani aynı anda farklı birimler dosyaya giriş yapabilirler. Verilerin birleştirilmesini kolaylaştırır. Elle tüm bilgileri kayıt etmenin vereceği zaman kaybının önüne geçilmiş olur. Bir hastaya ait farklı dokümanlar arasında özel bir hastalık ile ilgili verilere kolaylıkla erişilebilir. Oluşan hata ve eksiklikler kolaylıkla giderilebilir. El yazısından kaynaklı hataların önüne geçilebilir. Hasta kayıtları kurum içinde fiziksel olarak dolaşmayacağı için kaybolma riski ortadan kalkar. Elektronik hasta kayıt sisteminin güçlü kısımları olduğu gibi zayıf olduğu noktalarda bulunmaktadır. Bunlar: İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olması. Dosyaların yükleme ve indirme zamanlarının uzun olması. Kullanıcı alışkanlıkları çoğunlukla verileri kıt üzerinde görme yönündedir. Bu nedenle bilgisayar ortamı kullanıcılar tarafından hemen kabul görmemektedir. Elektronik ortamda gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalı, yetkisiz kişilerin hasta kayıtlarına ulaşması önlenmelidir. Bilgisayar altyapısı sorun çıkarmayacak ve her an kullanılmaya hazır olacak şekilde yapılandırılmalıdır. Otomasyon sistemi kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklik de olmalıdır. Kanuni zorunluluklar nedeniyle bazı doküman türlerinin fiziksel olarak saklanması gerekecektir. Hasta dosyalarında en önemli noktalardan birisi gizlilik veya hastanın mahremiyetidir. Elektronik hasta kayıt sistemine geçilmesi demek, hastanın tüm bilgilerine herkesin ulaşabileceği anlamına gelmemektedir. Hasta dosyası kayıt metotları, hasta dosyalarına girdilerin kolaylaştırılması amacıyla problem odaklı kayıt ve kaynak odaklı kayıt olarak iki metot kullanılmaktadır. Problem odaklı kayıt metotları, kayıtlar hastanın yaşadığı probleme göre kayıt edilmesidir. Problem odaklı kayıtlar aşağıda yer alan bölümlerden oluşur. Veri. Problem listesi. Tedavi planı. İlerleme notları. Taburcu notları. Kaynak odaklı kayıt metodu. Kaynak odaklı kayıt metodunda, kayıtlar hizmet verilen klinik, birim veya laboratuvara göre sıralanır. Bu kayıt metodunun olumsuz yönü, bir hasta için tüm bölümleri baştan aşağıya inceleme gerektirmesidir. Hasta dosyasının önemi, hazırlanması, kapsamı ve kullanım alanları.
İyi hazırlanmış bir hasta dosyası, hasta dosyasındaki dokümanları hazırlayanlar, hastaya hizmet veren sağlık çalışanlar ve kurum için hukuki koruma sağlamalıdır. Tanı ve tedavi süreci veya hastane ile ilgili herhangi bir dava söz konusu olduğu zaman bu dokümanlar hastaya gerekli tedavinin uygulandığına dair kullanılacak ilk kanıtlar arasında olacaktır. Hasta dosyalarının önemini aşağıda sıralandığı gibi farklı başlıklar altında irdelemek mümkündür. Hasta dosyasının hasta açısından önemi, hastaya psikolojik olarak rahatlık sağlayarak, tedavi olduğu sağlık kuruluşuna ve çalışanlara güven duymasına yardımcı olması, hastaya zaman kazandırması, hastanın gereksiz yere harcamalar yapmasını önlemesi, hastaya kısa zamanda kesin tanı konulmasına yardımcı olması, hastaya etkili tedavinin yapılmasına katkı sağlaması olarak özetlenebilir. Hasta dosyasının hastane açısından önemi, hastanın hastaneye olan güveni artacak, kurum saygınlık kazanacaktır, tekrar eden tetkik masrafları azalacak, olası tazminat riskleriyle karşılaşılmayacak, sigorta kurumları ile hastane arasındaki anlaşmazlıklar minimize edilecek, hastanenin kendi kalite sistemini ve hizmet kalitesini değerlendirilmesinde katkı sağlayacaktır. Hasta dosyasının mahkemeler, adli tıp kurumları açısından önemi, hastanelerde hasta, hasta yakını, çalışan ve üçüncü kişiler, ödeme kuruluşları, kural koyucular VB, arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümünde tek kaynak hasta dosyasıdır. Hastaların haklı veya haksız olarak uğradığını düşündüğü hak kayıplarında, çalışanın maruz kaldığı ithamlarda, ilgili adres hasta dosyasıdır. Sağlık çalışanları ancak iyi düzenlenmiş bir hasta dosyası ile kendini hukuki ve cezai yaptırımdan koruyabilir. Hasta dosyasının araştırmalar açısından önemi, hastanelerdeki araştırmaları, iki alt başlık altında incelenebilir. Tıbbi araştırma boyutu, medikal profesyoneller ve öğrenciler için hasta dosyalarında bulunan tıbbi kayıtlar, hastalıkların süreçleri, uygulanan tedavi yöntemleri başlıca kaynaktır. Bunun yanı sıra hastane hakkında detaylı istatistiki bilgiye ulaşılabilir. İdari araştırmalar boyutu, hastanedeki finans kaynaklarının etkin kullanımı, bölüm, birim, yatak ve işlem maliyetleri, İlaç ve malzeme yönetimi gibi konularda da araştırmaya yardımcı alan yine hasta dosyası olmaktadır. Hasta dosyasının halk sağlığı açısından önemi, Sağlık Bakanlığı ülke çapında halk sağlığı için düzenlemeler yaparken hasta dosyalarından yararlanmaktadır. Hasta dosyasının tıbbi bakımın değerlendirilmesi açısından önemi, hekim tarafından planlanan tedavi planı ve sağlık profesyonelleri tarafından uygulan bakım planı neye ilişkin tüm veriler hasta dosyasında yer almaktadır. Tıbbi bakımın değerlendirilmesinde eğitim çok yönlü bir etkendir. Hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanları, hasta dosyaları devlet hizmetlerinde, mahkemelerde, kredi kurumlarında, emniyet soruşturmalarında, sigorta kurumlarında, akreditasyon kurumlarında, halk sağlığı birimlerinde, tıp ve sosyal araştırma kurum ve kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, hastane yönetiminde, işverenlerin, personellerini uygun işte çalıştırmalarında, hekimler, hastanın tanı ve tedavisini planlamada ve hastaların verilen sağlık hizmeti hakkında bilgi alma ile ödemelerinin kontrolünde kullanmaktadırlar. Hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması yöntemleri, teorik olarak hasta dosyalarının numaralanıp sıralanmasında alfabetik ve nümerik olmak üzere iki sistem kullanılmaktadır. Bu metotların dışında bölgesel sıralama, yatay sıralama, dikey sıralama, kronolojik sıralama veya her yıl değişen numaralama ve sıralama sistemlerinin çeşitli kitaplarda yer aldığı görülmüştür. Bunlar arasında en uygun olanı ünite numaralama sistemidir. Hasta dosyası numaralamada renk sistemi, hasta dosyalarında renk kodlama, dosyaların arşive yerleştirilmesinde ve arşivden bulunarak çıkartılmasında kolaylık sağlamaktadır. Dosyalama sistemi yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi ile düzenlenmiştir. Hasta dosyalarının kapsamı ve dosyadaki kayıtların özellikleri, hasta dosyası 3 bölümden oluşur. Kimlik bilgisi bölümü, hemşire ile ilgili bölümü, tıbbi işlemler bölümü. Hasta dosyalarının düzenlenmesi, hasta dosyasını oluşturan formlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde temelde çok farklılık göstermemektedir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde formlar, Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesine göre düzenlenmiştir. Üniversite hastanelerinde, poliklinikte muayene olacak hastanın daha önceden açılmış bir dosyası yoksa poliklinik tıbbi sekreteri tarafından yeni bir hasta dosyası açılır. Özel hastanelerde formlar,
Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahedeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır. Elektronik hasta dosyaları, yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi sürecinde oluşan tüm tıbbi kayıtların bilgisayar yardımı ile elektronik ortamda kayıt edilmesiyle oluşturulan dosya olarak tanımlanır. Elektronik hasta dosya oluşması için birçok sistemin aynı anda çalışması gerekmektedir. Bunlardan birindeki aksama, elektronik hasta dosya oluşmasını engelleyecektir. Bu nedenle hastanelerde kullanılan ve elektronik hasta dosyasına veri oluşturan bilgi sistemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Laboratuvar bilgi sistemleri, LBS. Eczane bilgi sistemleri, EBS. Radyoloji bilgi sistemleri, RLS. Bilgisayar destekli hasta takip sistemleri. Hemşirelik bilgi sistemleri. Altyapı ve donanım. Kablolama. Sistem odası ve kesintisiz güç kaynağı. Sağlık çalışanları. Yazılım. Kullanım. Yasal düzenlemeler. Tıbbi belgeleme dersi 3. ünite özeti. Hasta dosyaları arşivi. Giriş. Sağlık kurum ve kuruluşlarında, özellikle de hastanelerde hasta dosyaları arşivi, tıbbi arşiv tıbbi belgeleme merkezi, hastanelerin en önemli bölümlerden birisini oluşturmaktadır. Hasta dosyaları hastaya verilen tıbbi bakım ve tedavi hizmetinin kanıtı özelliğindedir. Hasta dosyaları ve tıbbi kayıtlar, doktor ile hastanın bakımını üstlenen diğer sağlık çalışanları arasındaki fonksiyonel ilişkiyi gösterir. Hasta dosyaları hastaya verilen tıbbi bakım ve tedavi hizmetinin kalitesini değerlendirilmede kullanılabilecek önemli bir kaynaktır. Bu nedenle, hasta dosyalarının hasta ve hasta bakımı, doktor, hastane yönetimi, halk sağlığı, adli tıp, tıbbi araştırmalar, bilimsel çalışmalar ve tıbbi bakımın değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Hasta dosyaları arşivinin etkin çalışabilmesi ve istenilen faydanın elde edilebilmesi için, hasta indeksleri bölümü, eksik dosyalar bölümü, dosyalama bölümü, tıbbi sekreterlik bölümü, kodlama bölümü, tıbbi araştırma bölümü, haberleşme bölümü ve danışma bölümü gibi fonksiyonel bölümlerin bulunması zorunludur. Konu ile ilgili temel kavramlar. Tıbbi belge, tıbbi belgeleme, insan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgileri düzenli bir biçimde kapsamına alan belgelere tıbbi belge denir. İnsan sağlığı ile ilgili olarak yapılan çeşitli çalışmalardan elde edilen bilgileri düzenli bir biçimde kapsamına alan belgelerin bilimsel kurallara ve ilkelere uygun olarak toplanması, yeniden düzenlenmesi, saklanması ve gereği halinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin hepsine birden tıbbi belgeleme denir. Tıbbi belge belgelenmiş tıbbi bilginin adıdır. Tıbbi belgeleme ise, tıbbi belgelerin toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve tekrar yararlanılmasına yönelik işlemlere verilen addır. Hasta dosyası ve hasta dosyaları arşivi, sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hasta, yaralı, hamile ve kontrole gelen kişilerin sağlık kurumlarında kaldıkları süre içerisinde teşhis, tedavi ve bakımları ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri kapsamına alan belgelerin bilimsel kurallara uygun olarak düzenlenmesi sonucu elde edilen belge topluluğuna hasta dosyası adı verilir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta, yaralı, hamile ve kontrole gelen kişilerin sağlık kuruluşlarında kaldıkları süre içerisinde teşhis, tedavi ve bakımları ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan elde edilen hasta dosyalarının bilimsel kural ve standartlara uygun olarak toplandığı, düzenlendiği, saklandığı ve hizmete sunulduğu birimlere hasta dosyaları arşivi denir. Arşiv, kurumların, gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri toplayan, düzenleyen, saklayan ve tekrar hizmete sunulmasını sağlayan kurumlar, belgeleri barındıran yerler olarak tanımlanmıştır. Değişik arşiv çalışmalarını yürüten, yöneten ve arşivcilik alanında özel eğitim almış kişiye arşivci denir. Hasta dosyaları arşivlerinin bölümleri. Sağlık kurumunun hangi noktasında olursa olsun hastayla ilgili olarak yapılan bütün çalışmalardan elde edilen bilgiler hasta dosyasına yansıyabiliyorsa ve bu dosyalar hasta dosyaları arşivlerinde bilimsel kurallara uygun bir biçimde düzenlenip hizmete sunulabiliyorsa, ancak o zaman gerçek anlamda hasta bakımından söz etmek mümkün olabilir. Hastanenin büyüklüğüne ve özelliğine göre o hastanede oluşturulacak arşivdeki bölümlerin sayısı değişebilir. Yatak sayıları daha fazla olan ve poliklinik hasta sayısı oldukça fazla olan sağlık kurumları özellikle üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde, hasta dosyaları arşivlerinin daha fonksiyonel bir hizmet verebilmeleri için,
bünyelerinde bazı bölümlere yer vermeleri ve hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak bölünmeleri gerekir. Eksik dosyalar bölümü, sağlık kurumu içerisindeki diğer bölümlerle ve özellikle doktorlarla yakın bir işbirliği içerisinde olan bölümlerden birisi de eksik dosyalar bölümüdür. Eksik dosyalar bölümü, hasta kabul merkezi ile devamlı olarak iletişim halinde çalışmak zorundadır. Yatan hastalara yapılan bütün işlemlere ait kayıtlar, belgeler tamamlanıncaya ve özellikle çıkış özetleriyle ilgili bütün çalışmalar sona erinceye kadar, dosyalar eksik dosya adı altında bu bölümde bekletilirler. Dosyaların düzenlenmesi ve eksikliklerinin tespit edilmesi eksik dosyalar bölümünün önde gelen sorumlulukları arasındadır. Hasta indeksleri bölümü, hastaya ait bilgilerin korunması ve yeniden düzenlenmesini kolaylaştırmak için iki önemli araç kullanılır. Bunlar hasta dosyaları ve indekslerdir. İndeksler, hasta indeksi, hastalık ve ameliyat indeksleri ve doktor indeksleri olarak üçe ayrılır. Hasta indeksi, hastaneler veya diğer sağlık kuruluşları tarafından kabul edilen bütün hastalar için kullanılır. Sağlık kuruluşu tarafından kabul ve tedavi edilen her hasta için tıbbi sekreter tarafından bir indeks kartı hazırlanır. Tıbbi sekreterler bölümü, elle yazılmış veya diktafonlara dikte edilmiş çıkış özeti, ameliyat notu ve sağlık raporu gibi, hasta ile ilgili çeşitli belgelerin ve özel formların yazılması ve yazılanların ilgili dosyalara konulması ayrıca işi biten dosyaların dosyalama bölümüne gönderilmesi tıbbi sekreterler bölümünün başlıca görevidir. Kodlama ve istatistik bölümü, hastalık ve ameliyatların sınıflandırılması ve bunlara ait indekslerin hazırlanması için hastanelerin ihtiyaçlarına göre hastane yöneticisi, arşiv yöneticisi ve arşiv komitesi üyeleri uygun bir sistem seçerler. Kodlama bölümünde, seçilen sınıflandırma sisteme göre hastalık ve işlemlerin kodlaması yapılır. Hastalık ve ameliyat indeksleri, aynı türde hastalık ve ameliyat geçiren hastaların dosyalarına kolayca ulaşarak, bunların çeşitli amaçlar için kullanılmasını kolaylaştırmak üzere hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indekslerdir. Bu indeksler, hastane yönetimi tarafından belirlenen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemlerinden birine göre hasta dosyaları arşivinde oluşturulur. Doktor indeksi, her doktor için ayrı bir indeks kartı oluşturularak o doktorun tedavi ettiği hastalarla ilgili bilgilerin yazıldığı indekslerdir. Doktor indeks kartlarına hastanın ad ve soyadı, dosya numarası ve tedavi sonucu kaydedilir. Dosyalama bölümü, hasta dosyalarının, arşivde belirli sistemlere göre raflara sıralanmasını, istenilen dosyaların raflardan alınarak ilgililere zimmet karşılığında teslim edilmesini ve işi biten dosyanın tekrar raflarda saklanmasını ve korunmasını sağlayan bir bölümdür. Tıbbi araştırmalar bölümü, bu bölüm, sağlık kurumunda görev yapan doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve öğretim üyelerinin bilimsel araştırma yapmalarına imkan sağlar. Bu özelliği nedeniyle bir kütüphane ve araştırma merkezi olarak düşünülebilir. Bu bölümün özellikle dosyalama bölümü ve kodlama bölümü ile yakın bir işbirliği vardır. Haberleşme bölümü, sağlık kurumlarında tedavi edilen hasta ve yaralılara ait belgeler diğer sağlık kurumları, aile doktorları, sigorta şirketleri ve savcılıklar tarafından sık başvurulan kaynaklardır. Hasta dosyaları arşivinin mimar özellikleri. Hasta dosyaları arşivinin yeri, hastanenin kurulması planları sırasında tespit edilmeli ve gerekli planlamalar yapılmalıdır. Planlama aşamasında hastane idarecisi, arşiv komitesi üyeleri ve mimarlar görev almalıdır. Etkin bir arşivcilik için gerekli olan genel özellikler, verimli bir arşiv hizmeti sunabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Havalandırma, aydınlatma ve ısıtma. Rahat ve verimliliklerini artıracak bir ortam. Arşivde güney-güneybatı yönünde çalışma yerleri. Kuzey-kuzeydoğu yönünde depolar. Arşivin kontrollü geçiş ve güvenliği. Arşivin iklimlendirme sistemi ve koruması. Hasta dosyalarının bulunduğu bölümlerde ısı ve rutubet kontrolü. Arşiv depoları dezenfekte edilmesi. Rafların paslanmaz çelik yapılmalıdır. Raflar pasa, manyetik etkileşmeye ve yangına dayanıklı boya ile boyanmış olmalıdır. Yangın, hırsızlık, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşeratın zararlarına karşı gerekli tedbirler alınması. Yangın tehlikesine karşı ısı ve duman detektörleri. Hasta dosyaları arşivinin yönetim yapısı ve organizasyonu. İyi bir yönetim yapısı arşiv çalışmalarını düzenleyecek ve çalışanların motivasyonlarını artıracaktır. Üniversite hastanelerinde hasta dosyaları arşivinin yönetim yapısı ve organizasyonu. Üniversitelerdeki hasta dosyaları arşivlerinde yönetimden sorumlu bir arşiv müdürü vardır. Arşiv müdürüne bağlı en az bir tane arşiv müdür yardımcısı ve müdür yardımcısına bağlı olarak çalışan her bölümün bir sorumlusu vardır.
Hasta dosyaları arşiv müdürü, hastane baş müdürüne, baş müdür ise hastane baş hekimine bağlı olarak çalışır. Organizasyon şeması için kitabınızın 3. bölümündeki 73. sayfayı incelemeniz gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerdeki hasta dosyaları arşivinin yönetim yapısı ve organizasyonu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde bulunan hasta dosyaları arşivi, arşiv sorumlusu tarafından yönetilmektedir. Hasta dosyaları arşiv sorumlusu idari mali işler müdür yardımcısına, müdür yardımcısı idari ve mali işler müdürüne, müdür ise hastane başhekimine hastane yöneticisine bağlı olarak çalışmaktadır. Tıbbi istatistik, dosyalama, tıbbi sekreterlik, hastane indeks ve eksik dosyalar bölümü ise hasta dosyaları arşiv sorumlusuna bağlı olarak çalışmaktadır. Organizasyon şeması için kitabınızın 3. bölümündeki 73. sayfayı incelemeniz gerekmektedir. Özel hastanelerde hasta dosyaları arşivinin yönetim yapısı ve organizasyonu, özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adli vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbi ve idari işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adli mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezi tıbbi arşiv kurulması zorunludur. Bu anlamda hizmet verilen hasta ve yaralılara ait tıbbi belgelerin ve hasta dosyalarının saklanabilmesi için merkezi bir arşiv kurulması zorunluluğu getirilmiştir. Özel hastanenin tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak görevi doğrudan mesul müdüre verilmiştir. Hasta dosyaları arşiv sorumlusu mesul müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. Hasta dosyaları arşivlerinde uygulanan örgüt modelleri. Hasta dosyaları arşiv sisteminin belirlenen hedeflere ulaşması, planların gerçekleştirilmesi dolayısıyla düzenli, sağlıklı ve verimli işlemesi için öncelikle amaca uygun olarak örgütlenmesi gerekir. Uygulamada örgütlenme modeli olarak iki temel model kullanılmaktadır. Merkezi örgüt modeli, hasta dosyaları arşivlerinden istenilen verimliliğin elde edilebilmesinde önerilen model arşivin merkezi olmasıdır. Bu sistemde, hasta dosyalarının tamamı merkezi hasta dosyaları arşivinde bulunur. Dolayısıyla, hastanede bir tek arşiv bulunur. Birimleri esas alan örgüt modeli, bu tür örgütlenmede hasta dosyaları her kliniğin kendi arşivinde saklanır ve buradan hizmete sunulur. Dolayısıyla bu sistemde klinik sayısı ile orantılı olarak hastanede çok sayıda birim veya klinik arşivi bulunur. Hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması yöntemleri ile örgütlenme modelinin uyumluluk göstermesi ve birbirini desteklemesi gerekir. Bu sistemde hastanın o hastanede bir dosyası, hastanenin ise bir merkezi arşivi vardır. Bu sisteme bir dosya bir arşiv sistemi denildiği gibi tek dosya ve merkezi hasta dosyaları arşiv sistemi de denilmektedir. Bu sistem özellikle üniversite hastanelerinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Hasta dosyaları arşivinin temel ögeleri. Hasta dosyaları arşiv sisteminin etkin ve verimli çalışabilmesi için gerek kurulması aşamasında gerekse kurulduktan sonra bazı temel özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler: İnsan gücü, görev alacak personelin nitelik ve nicelik olarak yeterli olması gerekir. Merkezi yerleşim alanı, hasta dosyaları arşivinden hastanenin bütün bölümlerine rahat bir şekilde ve en kısa sürede ulaşılması merkezi bir konumda olması beklenmektedir. Yeterli mali imkanlar, hasta dosyaları arşivlerinde de verimli bir çalışma ancak yeterli mali imkanların olması, gerekli malzeme ve cihazların varlığı ile mümkün olabilir. Arşiv komitesi, hastanedeki tıbbi birim başkanları veya temsilcileri ile hasta dosyaları arşivi yöneticisinin katılmasıyla oluşturulur. Hastane yöneticisi veya görevlendirdiği kişinin başkanlığında çalışır. Hasta dosyaları arşivinin diğer ünitelerle fonksiyonel ilişkileri, hasta dosyaları arşivinin hastanenin bütün poliklinik, klinik ve diğer tıbbi birimlerle ve idari birimlerle yakın ve yoğun bir iletişimi vardır. Arşivin fonksiyonel ilişkisi sadece hastane içindeki ünitelerle de sınırlı değildir. Diğer hastaneler, resmi ve özel kurumlar, adli makamlar, hasta ve hasta sahipleriyle de yoğun bir iş ilişkisi vardır. Tıbbi belgeleme dersi 4. ünite özeti. Sağlık kayıtlarının hukuki yönleri. Giriş. Sağlık hizmeti sunan özel ya da tüzel kişiler, ister kamu kurumu ister özel kurum olsun kendisine başvuran herkesin tıbbi kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Tıbbi sekreterler tıbbi belgelerin hasta, hastane, hekimler açısından önemini bilmek durumunda olup bu kayıtların düzenli, doğru bir şekilde tutulması, gizlilik ve mahremiyetinin korunmasını sağlama sorumluluğu bulunmaktadır. Sağlık kurumlarında kişisel sağlık verileri, sağlık kayıtlarına ilişkin sorumluluklar,
yasa ve yönetmeliklerde sağlık kayıtlarına ilişkin yükümlülükler ve kişisel sağlık kayıtlarının korunması, sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği, sağlık kayıtlarında düzeltmeler ve değişiklikler sağlık kayıtlarının mahkemelerde delil olarak kullanılması önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık kurumlarında kayıtlara ilişkin idari sorumluluklar. Sağlık kayıtlarının tutulması, saklanması ve gerektiğinde kullanıma sunulması ile ilgili olarak bu kayıtları tutanların, kullananların, hasta ve yakınlarının ve sağlık kuruluşlarının bir takım yasal sorumlulukları vardır. Tıbbi kayıtlardan doğan sorumluluk, sağlık kurumları, kurumlarında tutulan tıbbi kayıtlar ile ilgili olarak idari yönden sorumludur. İdare hukuku yönünden kusurlar ikiye ayrılmaktadır. Hizmet kusuru, hizmetin geç işlemesi, hizmetin kötü işlemesi ve hizmetin hiç işlememesi şeklinde gerçekleşen yönetimin, kamu hizmetinin uygun ve düzenli biçimde sunulmaması kusur olarak kabul edilmektedir. Kişisel kusur, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hekimin işlediği şahsi suçlardır. Sağlık hizmeti sunan herkes tutması gereken tıbbi kayıtların eksikliğinden ve yanlışlığından sorumludur. Sağlık kayıtları ile ilgili sorumluluklar aşağıdaki gibidir. Kayıtların yanlışlığından doğan sorumluluk, kayıtları tutmakla yükümlü her sağlık çalışanı bunların doğruluğundan sorumludur. Kayıtların eksikliğinden doğan sorumluluk, burada da kayıtları tutan kişinin göstermesi gerekli özeni göstermemesinden kaynaklanan sorumluluktur. Sır saklama yükümlülüğü açısından sorumluluk, kayıtlarda yazılan kişisel bilgilerin sağlık çalışanı tarafından ister kasten, ister ihmali sonucu ortaya çıkmasına yol açtığı zarar görmesi sonucu ortaya çıkan durumdur. Kişisel sağlık verileri, sağlık kayıtları her şeyden önce kişisel veridir ve kişisel sağlık verisi olarak değerlendirilecektir. Kişisel sağlık verileri kişinin hayat hakkı, sağlık hizmeti alma hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, ayrımcılığa maruz kalmama hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı bağlantılıdır. Kişisel veriler ve bilişim suçları. Elektronik sağlık kaydı, hasta sağlık bilgilerinin herhangi bir sağlık kuruluşunda bir veya birden çok kuruluş tarafından oluşturulmuş boylamsal, dikeyi, elektronik kayıtlardır. Bu bilgiler kapsamında hastanın cinsiyeti, progres notları, sorunları, tedavileri, hayat belirtileri, hayati bulgular, uyarılar, tıbbi özgeçmişi, aşıları, laboratuvar verileri ve radyoloji raporlarını içermektedir tanımını yapmaktadır. Bütün bu bilgiler kişiye ait kişisel sağlık verileridir. Sağlık kuruluşları için elektronik ortamda sağlık kayıtlarının saklanması ve korunması yükümlülüğü, manuel kayıtların saklanması ve korunması kuralları ile aynıdır. Gerçek kişi ile ilgili her türlü bilgi, kişisel veri olarak kabul edilir. Kişisel verilerin kaydedilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesine göre, hukuka uygun olarak elde edilen bilgilerin, amaçları dışında kullanılması ve herhangi bir şekilde üçüncü şahısların eline geçerek hukuka aykırı olarak yararlanılmasına sebep olunması kişilerle ilgili bilgilerin hukuka aykırı olarak kayıt edilmesi, suçtur. Mesleki ilişki sebebiyle öğrenilen bilgiler, gizli olduğundan tıbbi amaçlı olsun veya olmasın hastanın yazılı izni olmadan kullanılamaz. Toplantı ve yayınlarda veya başka sebeplerle açıklanamaz. Ancak tıbbi kayıtlardaki hastanın, kimlik bilgileri hiçbir surette anlaşılmayacak şekilde bilimsel amaçlı kullanılabilir. Yasa ve yönetmeliklerde sağlık kayıtları. Sağlık kayıtları hükümlerin yer aldığı yasa ve yönetmelikler kısaca aşağıda verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrası ile kişilere kendileriyle ilgili kişisel verilerin korunması anayasal hak olarak tanınmaktadır. Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun kişilerin özel hayatının gizliliği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, bu kayıtların başkasına verilmesi, yayılması hallerini suç olarak düzenlemiştir. TRK'nın özel hayatın gizliliğini ihlal başlıklı 134. maddesi ile TRK'nin kişisel verilerin kaydedilmesi başlıklı 135. maddesi kişisel verilerin ve hassas kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesini suç saymıştır. 136. maddede, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesiyle TRK'nın 137. maddesinde, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme, verme, yayma, ele geçirme suçlarının, kamu görevinin veya sağlık mesleğinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenmesi halinde daha ağır cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu, CMK 332. maddesi ile ceza davaları için özel hayatın gizliliğinin yargı mensupları tarafından her koşulda ihlal edilebileceği ancak gizliliğin ihlali ayrıcalığının, suçun kanıtlanması amacıyla söz konusu olmasıdır.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir. Türk Medeni Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 23, 24 ve 25. maddeleri, kişi hak ve özgürlüklerini koruyan kuralları içermektedir. Elektronik Haberleşme Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun elektronik haberleşme hizmetine ilişkin temel ilkeleri sıralayan 4. maddesi kişisel verilerin korunmasına değinmiş ve bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi ilkesine yer vermiştir. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, tüzüğün 4. maddesi ile tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali olduğu sırları, kanuni mecburiyet olmadıkça, ifşa edemez. Tıbbi toplantılarda takdim edilen veya yayınlarda bahis konusu olan vakalarda, hastanın hüviyeti açıklanamaz hükmü getirmekte ve hastanın gizli bilgilerinin korunması gerekliliğini düzenlemektedir. Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 16., 17., 20., 21. ve 23. maddelerinde hastanın kişisel hakları, mahremiyet ve bilgilerinin saklanması, paylaşılması, kullanılması ile kişisel hakları düzenlenmiştir. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 25 Mayıs 2010 Resmi Gazete Sayı, 27.591/100 kayıtların tutulması ve denetimi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 8. maddesinde özel hayatın ve aile hayatının korunması ile ilgili evrensel değerleri tanımlamaktadır. Biyotıp Sözleşmesi. Sözleşmenin 10. maddesi özel hayat ve bilgi edinme hakkını, 26 maddesiyle bu hakkın kullanılmasının kısıtlanması düzenlenmiştir. Sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyeti. Sağlık kayıtlarında veri güvenliği konusunda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik 3 temel prensiptir. Tıbbi gizlilikte güven önemlidir. Güvenliğin sağlanmasının amacı, sağlık bilgi sistemlerinin ve bu sistemlerde saklanan ve işlenen verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve varlığını sağlamaktır. Gizlilik, kişisel sağlık bilgisinin kontrolü açısından herhangi bir kişinin sahip olduğu hak ve istek. Güvenilirlik, sağlık bakımı sağlayan kişiye kişisel sağlık bilgisinin kontrollü bir biçimde verilmesi sunulması ya da bilginin kullanılabileceği şartları ve kapsamı sınırlayan bir anlaşmayla bilginin koruyucusuna yetki verilmesi. Güvenlik, politikaların, prosedürlerin ve güvenlik tedbirlerinin toplamıdır. Bunlar bilgi sistemlerinin varoluşlarını ve doğruluğunu sağlamada yardım ederler ve bilgi sistemlerinin içeriğine, detaylarına girişi kontrol ederler. Kişisel sağlık kayıtlarının korunması, hastalara ait tıbbi bilgilerin hayatı boyunca sürekli olarak tutulabilmesi için sağlık kurumlarının elektronik ortamda bu kayıtları saklaması gerekir. Bilgisayar yazılımları hastanın bütün sağlık bilgilerini tutabilmektedir. Sır saklama yükümlülüğü, hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Elektronik sağlık kayıtlarında gizlilik ve güvenlik, elektronik sağlık kayıtlarının güvenliliği ve gizliliği kullanılan sistemin teknik altyapısı ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca sistemin kötüye kullanım, ihmal gibi etik olmayan davranışları önleme ile ilişkili özelliklere de sahip olması gerekir. Sağlık kayıtlarında düzeltmeler ve değişiklikler. Tıbbi kayıt girişi sırasında hata yapılmış ise orijinal giriş kaybolmamalı ve yanlış bilgi hala erişilebilir olmalıdır. Düzeltme kayıtlarında düzeltme nedenini belirtmek gerekir ve düzeltme girişi revizyon yapan kişi tarafından tarih belirtilerek imzalanmalıdır. Hastalar kendileri ile ilgili olarak tıbbi kayıtları üzerinde değişiklik isteyebilir. Bilgi güvenliği, information security için bilginin kime ait olduğu belirlenmiş, bütünlüğü korunarak ve gizliliği sağlanmış olarak iletimi ve saklanması gerekmektedir. Hastanın kendi kayıtlarına ulaşma hakkı, hastanın kayıtlarına ulaşma hakkı bir yanıyla hastanın özel hayatının gizliliği ile ilgili bir hak iken diğer bir yanıyla hastanın aydınlatılma hakkı ile ilgilidir. Hastanın aydınlatılması, hastaya bilgiler, hastanın anlayabileceği şekilde, mümkün oldukça tıbbi terimler kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, hastanın ruh durumuna uygun olarak verilmelidir. Hastadan başkasının bilgilendirildiği haller, daha çok tanının söylenmesiyle hastanın psikolojisi ve dolayısıyla klinik tablosunun kötüleşmesi ihtimalinin bulunduğu durumlarda hastaya tanının söylenmemesi daha uygun olabilir. Ayrıca hasta dosyaları, sağlık kurumlarının arşivinde saklandığı için aşağıdaki kanun maddesi gereğince bilgiler mahkemelere verilebilir.
Sağlık kayıtlarının güvenliği ve kişisel sağlık kayıtlarının mahremiyeti konularının birbirinden bağımsız konular olmasının yanında hangi koşulda olursa olsun bu sağlık kayıtlarının güvenlik kriterlerine uygun olarak toplanması ve depolanması gerekmektedir. Bu medikal kayıtta kimin hangi bilgilere ulaşacağına ilişkin yetkilendirilmeli ve sınırlandırılmalıdır. Sağlık kayıtlarının gizliliği, hasta sırlarının korunması, insan onurunun esası olarak genel kişilik haklarına dahil olmaktadır. Bu nedenle hasta sırrının korunması, kişisel verilerin başkasına verilmesinin yasaklanmasının arkasında yatan neden anayasal bir hak olan kişilik hakkının korunmasıdır. Sır saklamak hekimliğin genel kurallarından biri olurken etik yönünden gerekli hekim davranışlarından biridir. Ayrıca ulusal ve uluslararası mevzuatlar tarafından da zorunlu bir eylemdir. Sağlık kayıtlarını tutma yükümlülüğü, sağlık kayıtlarının tutulması hekimler için doğal bir tedavi yükümlülüğüdür. Ayrıca sağlık kaydının tutulması yapılan tedaviyi belgelemek, verilen hizmetin sorumluluğunu yerine getirmektir. Düzgün ve düzenli tutulan sağlık kayıtları hem hastayı hem hekimi hem de sağlık kuruluşunu güvence altına alır. Hasta dosyalarının mahkemelerde delil olarak kullanılması ve önemi. Hasta dosyalarındaki belgeler doğru ve düzgün tutulduğunda mahkemelerde delil olarak kullanılmaktadır. Sigorta davaları, sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür. Yanlış tedavi davaları, davacı tıbbi girişimler sonucunda gelişen zararın telafisini istemek için sağlık kurumundan, hekim veya hemşireden gerekçeli olarak davacı olabilir. Vasiyetname ve vekalet davalarında, fiil ehliyeti yönünden doktor raporlarını ve dosyayı adli tıp kurumuna göndererek, miras bırakanın vasiyetnameyi düzenlerken fiil ehliyeti olup olmadığını belirlemek için hasta dosyaları kullanılır. Anlaşmazlıklarda başvurulabilecek hukuksal tek kaynak hasta dosyalarıdır. Özel sağlık kuruluşlarının kayıt ve arşiv yükümlülüğü, özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş defterlerin tutulması zorunludur. Hasta kayıtlarının 20 yıl süreyle saklanması yasalarla sağlanmıştır. Sağlık kayıtlarının saklanması süreleri. Tıbbi kayıtların ve hasta dosyalarının hasta dosyaları arşivlerinde saklanması ile ilgili olarak arşivlerine ayrılan alanların sınırlı olması nedeniyle çoğu hastane yasal sınırların üstünde hasta dosyası saklamak istememektedir. Elektronik belgeler, Türk mevzuatında elektronik belge şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür şeklinde tanımlanmıştır. Elektronik belgeler ile ilgili mevzuat aşağıdaki gibidir. 4731 sayılı kanunun 4. maddesi. 213 sayılı vergi usul kanununun mükerrer inci maddesi. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununun 3. maddesi. 25.445 sayılı resmi gazetede yayımlanan bilgi edinme hakkı kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik. 16 Mayıs 1988 tarih ve 198 Bırak 16 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik. Kamu kurum ve kuruluşları oluşturacakları elektronik belge yönetim sistemlerinde 19 Haziran 2007 tarihinde TSE 132 Bırak 98 nolu standarda göre işlem yapacak, ayrıca üretmiş oldukları elektronik belgenin kurumlar arası paylaşımını devlet arşivleri internet adresinde belirlenen kurumlar arası elektronik belge paylaşım hizmeti kriterlerine göre gerçekleştirecektir. Elektronik belgelere ait saklama kriterleri diğer belge türleriyle aynıdır. İdari kriter, elektronik belgeler idari açıdan ihtiyaç duyuldukları sürece saklanmalıdır. Mali kriter, elektronik belgeler iki veya daha fazla taraf arasındaki mali bir işlemi belgeler nitelikte olabilir. Mali devre sahip elektronik belgeler yasal zaman aşımı sürelerince saklanmalıdır. Hukuki kriter, elektronik belgeler iki veya daha fazla taraf arasında akdedilmiş sözleşmeleri belgeler nitelikte olabilir. Bu tür belgeler, sözleşmeler, haklar ve alacaklar devam ettiği sürece saklanmalıdır. Tarihi kriter, elektronik belgeler ait oldukları kurumun tarihi açısından önemli bilgiler içerebilir. Bu tür belgeler genelde sürekli saklanacak belgeler olarak tanımlanmalıdır. Saklanma süresi,
Kurumlarda saklanan belgeler ile ilgili yasal düzenleme ilk kez 1988 yıl 3473 sayılı muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemenin yok edilmesi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun yayınlanmıştır. Devlet arşiv hizmetleri hakkında çıkarılan yönetmeliğe göre tıbbi kayıtlar ve hasta dosyaları arşivleri önce arşivlik malzeme, daha sonra da arşiv malzemesi sayılmaktadır. Arşivlerde belgelerin ve dosyaların saklama süreleri aynı yönetmeliğin 5. ve 25. maddesiyle düzenlenmiştir. Üniversite hastanelerinde ise tıbbi kayıtlar araştırma amacı ile de kullanıldığı için, zorunlu yasal sürenin daha üzerinde saklanmaktadır. İlgili yönetmeliğe göre standart dosya planları ile dosya yönergelerini hazırlamakla yükümlü olan üniversite hastanelerinde tıbbi kayıtları için standart dosya planı çerçevesinde standart kriter ve saklama süreleri oluşturulmuştur. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Arşiv Hizmetleri Yönergesi'nde adli vakalara ilişkin bütün tahlil, tetkik sonuçları ile her türlü kayıt, belgeler ve hasta dosyalarının en az 20 yıl süreyle arşivde saklanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Hasta dosyaları ile tıbbi kayıtların sahip oldukları niteliklere göre saklama süreleri 5 ile 100 yıl arasında değişmektedir. Konuyla ilgili olarak 4. bölümün 111. ve 112. sayfalarında bulunan tablo 4 bir tıp fakültesi hastanelerinde hasta dosyaları ve diğer tıbbi kayıtların saklama süreleri tabloyu inceleyiniz. Tıbbi belgeleme dersi 5. ünite özeti. Hastalıkların uluslararası sınıflandırması. Veri toplama. Veri, bir sağlık olayını incelemek, irdelemek, hedefleri belirleyebilmek ya da bir sağlık olayının ne boyutta olduğunu yönelik toplanan ham materyale denir. Sağlık alanında toplanan verilerle kişilerin sağlık kayıtları yanı sıra gerekli istatistiksel analizler ve karşılaştırmaların yapılması eklenerek sağlık öncelikleri ve uluslararası stratejik planlamalar yapılır. Toplumları ve içinde yaşayan insanları ilgilendiren sağlık sorunlarının yorumlanması, o bölge üzerindeki dağılımı, etkenlerinin incelenmesi epidemiyoloji biliminin konusunu oluşturmaktadır. Bir sağlık olayının halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmesi. Çok kişiyi hastalandırması ve sakat bırakması. Toplumda çok kişinin ölümüne sebep olması. Çok fazla iş gücü ve ekonomik kayıplara sebep olması gibi kıstaslarla belirlenir. Sağlık olayının ortaya konulabilmesi için kullanılan veri toplama yöntemleri şekil 5'de verilmiştir. Veri toplama yöntemlerinden biri olan kayıtlar, Sağlık Bakanlığı tarafından standart olarak geliştirilmiş formlar yardımıyla yapılmaktadır. Birimlerin sağlıkla ilgili bilgileri titizlikle, tam, doğru, güvenilir, kullanılabilir ve standartlara uygun, yineleme ve tutarsızlıklardan uzak bir şekilde, kayıt altına alması, sağlık bilgi kaynağını oluşturur. Çalışma birimlerinde toplanan sağlık ile ilişkili kayıtlar 3 başlıkta toplanır. Doğum kayıtları, ölüm kayıtları, hastalık kayıtları, sağlık kayıtları, hasta ya da sağlıklı tüm bireylerin sağlık ve hastalıkla ilgili bilgilerinin yazıldığı defter, kart, dosya, form ya da formlar topluluğudur. Sağlık kayıtlarından elde edilen verilerin başlıca kullanımı. Toplumun nüfus yapısının belirlenmesi. Sağlık politikalarının oluşturulması. Sağlıkla ilgili stratejik planların yapılması. Sağlık olaylarının önceliğinin belirlenmesi. Verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi. Sağlık hizmetleriyle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi. Gibi amaçlarla sınıflandırılarak ve kodlanarak standart hale getirilerek kullanılmaktadır. Toplum sağlığını etkileyen olaylar karşısında, sayısal bilgilerin toplanması, düzenlenip analiz edilmesi olayın çözüme ulaştırılması açısından önemlidir. Hastalıkların sınıflandırılması. Hastalık verilerinin kullanıcılar tarafından kolay ve anlaşılır bir şekilde değerlendirilmesine olanak verecek şekilde belli bir standart içinde sunulması gerekir. Bu da ancak sınıflandırma ile gerçekleşmektedir. Hastalıkların istatistiksel değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve tıbbi araştırmalara yardımcı olabilmesi amacıyla yapılan hastalık sınıflandırılmaları ile ilgilenen bilim dalına nosoloji denir. Sınıflandırma, benzer hastalıkların aynı grupta toplanmasıdır. Hastalıkların sınıflandırılması, ölçütlere göre ayrıldığı bir kategoriler sistemi olarak tanımlanabilir. Hastalıkların daha kolay sınıflandırılması için istatistiksel sınıflandırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu şekilde sınıflandırmada hastalık isimlerinin kodlanarak kullanılması gerekmektedir. Bunlar: ödeme sistemleri, maliyetlerin hesaplanması, sağlık hizmetlerinde süreçlerin ve çıktının değerlendirilmesi, kalite değerlendirme faaliyetleri, diğer idari faaliyetler. Farklı ülkelerde,
Farklı sağlık kuruluşlarında toplanan mortalite-morbidite işlemlerinin karşılaştırması. Sağlık politikalarının geliştirilmesi. Araştırmalar. Planlama gibi kodlamalar yapılmaktadır. Hastalıkların sınıflandırılma sistemleri. Uluslararası hastalık sınıflandırması, ICD. Uluslararası temel sağlık hizmetleri sınıflandırması, ICPC. Uluslararası temel sağlık hizmetleri sınıflandırması plus, ICPC plus. Reed Clinic sınıflandırması, RCC. Tıp ve veteriner hekimlikte sistematik terminoloji, SNOMED. Uluslararası hastalık sınıflandırması onkoloji, IGDO. Evrensel Medikal Dil Sistemi, UMDS. Zihinsel rahatsızlıklar için tanısal ve istatistiksel rehber, DSM. Günümüzde hastalıkların sınıflandırılması için kullanılan sistemlerdir. Uluslararası hastalık sınıflandırması, ICD üzgün 100 istatistiksel bir sınıflandırma olup, birbirine benzer hastalık veya durumlar bir araya getirilmiş, taşıdıkları öneme göre sınıflandırılmış ve her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanılmıştır. Uluslararası temel sağlık hizmetleri sınıflandırması, ICPC üzgün 100 ilk kez, sağlık hizmet sunucuları tek bir sınıflandırma kullanarak sağlık hizmetlerinin önemli elementini, başvuru nedenlerini, teşhis ve sağlık problemleri ve bakım sürecini sınıflandırılabilecek duruma gelmişlerdir. Elementlerin bağlantıları başvuru nedenlerinden başvurunun sonuçlanmasına kadar sınıflandırmaya olanak sağlar. ICPC, yayınlanmasından beri aile hekimliği uygulamaları ve birinci basamak sağlık hizmetleri için uygun bir sınıflandırma olarak giderek artan bir şekilde kabul görmüştür ve özellikle Avrupa ve Avustralya olmak üzere dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Reed Clinic sınıflandırması, RCC üzgün 100 Reed Clinic sınıflandırması özellikle bilgisayar destekli hasta kaydı için oluşturulmuştur. Bu nedenle hasta kaydı ile ilgili tüm terimlere ulaşabilmeyi hedefler. Tıp ve veteriner hekimlikte sistematik terminoloji, SNOMED üzgün 100 bir hastalığın birçok durumunun kodlanmasına izin verir. SNOMED çok eksenli bir sistemdir. SNOMED 7 eksene sahipken SNOMED International 11 eksene sahiptir. Bu eksenlerin her biri bütün hiyerarşik sınıflandırma sistemini düzenler. Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Onkoloji, IGDO, Onkolojik Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması, hastalıkların ve ilgili sağlık sorunlarının uluslararası istatistiksel sınıflandırmasının tümöral hastalıklar için kullanılan bir uzantısıdır. Bu sınıflandırma özellikle kanser hastalarının tedavi ve izlemlerinin yapıldığı merkezler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Evrensel Medikal Dil Sistemi, UMDS üzgün 100 net olarak bir sınıflandırma sistemi değil, bir veri tabanı giriş sistemidir. Bu veri tabanı hem bilimsel hem de tıbbi terimleri içermektedir. Medline'deki anahtar kelimelerin temeli kullanılmıştır ve pek çok sınıflandırma sisteminde kullanılan terimler eklenmiştir. Zihinsel rahatsızlıklar için tanısal ve istatistiksel rehber, DSM üzgün 100 DSM aynı ICD serisi gibi zamanla geliştirilmiştir. Burada sınıflandırma yapılırken temel kriter olarak psikiyatri öngörülmüştür. Etiyolojik ve patopsikolojik süreçler sadece ruhsal rahatsızlıklar için vardır. DSM sınıflandırma sisteminde yer alan 5 eksen şu şekildedir. Klinik sendromlar. Kişiliğe ilişkin rahatsızlıklar ve özel gelişim bozuklukları. İlgili fiziksel ortam. Psişik baskı şiddeti. Tüm psikolojik süreç, fonksiyonlar. Uluslararası hastalık sınıflandırılmasının gelişimi, hastalıklarla ilgili istatistik çalışmalarının geçmişi 300 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Başlangıç çalışmalarını ölüm sebeplerini araştırmak amacıyla ölüm nedenlerini gruplar altında toplayan ve bunlar arasında istatistiksel sonuçlar elde etmeyi hedefleyen kodlama standartları oluşturmuştur. Daha sonra klinik işlemler için de bu kodlardan istifade edilmesi ve bulgulara göre yine rakamlarla ifade edilebilen raporlar hazırlanabilmesi, sosyal ve ekonomik değerler açısından önemli kendini hissettirmiştir. Uluslararası hastalık sınıflandırılması. Birbirine benzer durumlar ve hastalıklar bir araya getirilip taşıdıkları öneme göre istatistiksel sınıflandırılmaktadır. Her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanılmaktadır. Bu yapı sayesinde ICD, gerek sağlık hizmetlerinin gerekse epidemiyolojik çalışmalarda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. ICD'nin önemli bir fonksiyonu da hastalıklara uluslararası ortak bir dil kazandırmaktır. Uluslararası hastalık sınıflandırması 10 sürüm. ICD-10 ICD'nin getirdiği temel farklılık alfanumerik kod yapısıdır. Daha önce her biri 0 ile 9 arasında bir rakamdan oluşan 3 basamaklı numerik kod yapısı varken, ICD'da ilk basamakta bir harf,
Diğer iki basamakta ise 0-9 arasında rakamların yer aldığı 4 basamaklı kodlama sistemi kullanılarak sistem genişletilmiştir. ICD-10, 3 ciltten oluşmaktadır. 1. cilt, tanı listeleri. 2. cilt, kullanım kılavuzu. 3. cilt, alfabetik dizin. ICD'da kullanılan simgeler ve ekler. Kama simgesi, hastalığın etkenine ve niteliğine yönelik kodlardır. Bir hastalığın etiyolojisini ya da altta yatan nedeni açıklayan kodu ifade eder. Yıldız simgesi, hastalık tablosunu ön planda tutan, hastalığın etkilediği vücut bölgesine yönelik koddur. Parantezler, parantezlerin dışındaki sözcüklerin atanacağı kod numarasını etkilemeyen tanı terimini açıklamada kullanılır. Köşeli parantez, eş anlamlar, alternatif sözcükler ya da açıklayıcı cümleler için kullanılır. Nec, not el sehere classified, başka yerde sınıflanmamış, bu ifade, kodlayan kişiyi uyarıcı nitelikte olup kodlanacak durumla ilgili farklı kodlamaların sınıflandırmanın başka kısımlarında da görülebileceği anlamını taşır. Nos, not authorized specified, başka şekilde belirtilmemiş, klinik kayıt ya da hastalık tanımlamasında daha ayrımlaşmış bir tanıyı gösterecek ek bir bilgi olmadığı zaman kullanılır. Nokta tire, kodlayan kişiyi bir dördüncü karakterin varlığı ve uygun yerde araması konusunda uyarıcıdır. Klinik tanıların detaylandırılması ve tanısal tedaviye yönelik işlemlerin kodlamalarının yapılabilmesi için bazı ülkeler ICD'nin temel yapısını esas alan kendilerine özgü farklı sınıflandırma sistemleri geliştirmişlerdir. ICD-10 uzantılı uzmanlığına dayalı uygulamalar, onkolojik hastalıkların uluslararası sınıflandırılması, International Classification of Diseases for Oncology, ICDO, hastalıkların ve ilgili sağlık sorunlarının uluslararası istatistiksel sınıflandırmasının tümöral hastalıklar için kullanılan bir uzantısıdır. Diş hekimliği ve stomatoloji, ICD'da, ağız boşluğu ve ilişkili dokularda oluşan hastalıkların kodlanması amacıyla doğrudan ICD'den geliştirilmiştir. Bu bölge için, 5 basamaklı, ICD'a nazaran daha kapsamlı bir sınıflandırmadır. Nöroloji, ICD'da, Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen, hastalıklarının uluslararası sınıflandırması nöroloji uyarlaması, Application of the International Classification of Diseases of Neurology, nörolojik hastalıklara ICD'dakinden daha kapsamlı ve çok boyutlu sınıflandırma olanağı sağlamaktadır. Klinik kodlama prensipleri. Toplanan veriler ışığında sağlık politikalarını yönlendirmek, verilen hizmetleri değerlendirmek, geliştirme ve sürekli iyileştirmelerde bulunabilmek, bölgeler ve uluslararası karşılaştırmaları yapabilmek için verilerin doğruluğunun sağlanması ve değerlendirme çalışmalarının eksiksiz, güvenilir olması diğer bir deyişle kaliteli veri oluşumunu sağlamak için kodlama işlemine dikkat edilmesi gereklidir. Kaliteli veri oluşumunu sağlamak için dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. İyi klinik belgeleme, hastanede belgeleme, uygun hasta dosyası tutma, alışkanlığının yerleşmesi. Klinik kodlama, iyi klinik kodlama yapabilmek için iyi yetişmiş klinik kodlayıcıya gereksinim duyulur. Gruplandırma. Veri değerlendirme. Sürekli analiz, geri bildirim oluşturma, hastaneler tarafından yapılan kodlamaların uygunluğun düzenli olarak kontrol edilmesi, hastanelere eksikleri ve hataları ile ilgili geri bildirim yapılmasıdır. Sınıflandırılan ve kodlanan verilerin kullanım alanları aşağıdaki şekilde ele alınabilir. Sağlık hizmetlerinin karşılaştırılması. Sağlık politikalarının geliştirilmesi. Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi. Maliyet hesaplamaları. Ödeme sistemleri. Araştırma ve planlamalar. Tıbbi belgeleme dersi 6. ünite özeti. Resmi yazışmalar ve tıbbi raporlar. Resmi yazışmalar. Resmi yazı kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgelere denmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş akışını sağlamak amacıyla yapılan haberleşme yöntemi yazışmalardır. Bu yazışmalar işlerin güvenli olması ve kanıt yerine geçmesi bakımından önemlidir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, belge yönetimini elektronik ortamda gerçekleştirmeyi amaçlayan sistemler geliştirilmiştir. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapma, rapor yazma ve hasta dosyalarının düzenlenmesi tıbbi sekreterlerin temel görevleri arasındadır. Bu nedenle sekreterlerin raporların özelliklerini, rapor hazırlama tekniklerini, hasta dosyalarında raporların nasıl yer alacağını ve arşivleme yöntemlerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Resmi yazışma tekniği, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan resmi yazışma yönetmeliği ile resmi yazışma kuralları belirlenmiştir. Resmi yazışma kuralları,
yazı kağıtları A4-A5 olmalıdır. Yazı tipi Times New Roman ve 12 karakter boyutunun kullanılması gereklidir. Yazılar kağıdın bir yüzü kullanılarak yazılmalı, silinti, kazıntı ve karalama olmamalıdır. Yazılar imla kurallarına uygun olmalıdır. Yazılar başlıklı kağıtlara yazılmalı. Birden fazla kağıt kullanılıyorsa ilk sayfa için başlıklı kağıt hazırlanmalıdır. En az iki nüsha hazırlanan yazıların sağ altında sayfa numarası yazılmış olmalıdır. Türk Dil Kurumu'nca hazırlanan imla kılavuzu ile Türkçe sözlük esas alınmalıdır. Resmi yazışma bölümleri, resmi yazılar başlık, metin ve son kısım olmak üzere başlık, metin ve son bölüm olmak üzere 3 bölümden oluşur. Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Sayı ve konu, sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir. Başlığın son satırından 2 aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki sayıyı yan başlığından sonra yazılır. Konu, sayının 1 aralık altına başlık bölümündeki TC kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. Tarih, tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih, gün, ay ve yıl rakamla, aralarına, işareti konularak yazılır. Gönderilen makam, yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. Acelecilik derecesi, öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik derecesi, yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Metin, metne, ilginin son satırından itibaren 2 aralık, ilgi yoksa gönderilen yerden sonra 3 aralık bırakılarak başlanır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Son bölüm, imza, metnin bitiminden itibaren 2-4 aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Onay, gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Ekler, yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan ek ekler ifadesinin altına yazılır. Dağıtım, dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. Eklerden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna dağıtım yazılır. Paraf, yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 kişi tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Koordinasyon, başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak koordinasyon yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir. Adres, yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. Aslına uygunluk onayı, bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine aslının aynıdır ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kayıt işlemleri, bir kuruma dışarıdan gelen evrakı kaydetmek için, gelen evrak kayıt defteri, giden evrakı kaydetmek için de giden evrak kayıt defteri kullanılır. Sonuçlandırma işlemleri, bir başka kurumdan rapor isteğinde bulunulmasıyla da yapılması istenen işe ilişkin karşılıklı pek çok yazışma gerektiği durumlarda bekleme dosyası düzenlenip konuya ilişkin dokümanlar bu dosyada toplanır. Dosya işlemleri, dosya tasnif edilmesinde amaç, birbiriyle ilgili evrak ve belgelerin bir arada bulunmasını, aranan evrak, belge ve dosyanın en hızlı şekilde bulunup isteyene sunulmasını sağlayacak bir düzen kurmak olmalıdır. Yazışma dosyaları tasnif sistemleri, alfabetik dosya tasnif sistemi, kronolojik tasnif dosya sistemi ve nümerik dosya tasnif sistemi olarak 3 farklı şekilde kullanılır. Elektronik belge yönetim sistemi, EBYS. Bilgi toplumu stratejisinde, kamuda bütün iç ve dış yazışmaların elektronik ortamda yapılması hedeflenmiştir.
Elektronik belgeler bilgi ve belgelerin elektronik ortamlarda üretilerek iletilmesi ve saklanmasına imkan vermektedir. Güvenli imzanın elle atılan imza ile aynı ispat gücüne sahip olduğu 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5070 sayılı elektronik imza kanunu ile hukuken de kabul görür hale gelmiştir. Elektronik belgeler genel olarak bir bilgisayar sistemi bünyesinde üretilen, işlenen ve saklanan belgelerdir. Klavye, tarayıcı, kamera, video, müzik seti, elektronik posta, telex, fax vb. Araçlar aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılan her çeşit metin, ses, görüntü ve grafik bilgilerinden oluşan belgelerdir. Elektronik belge yönetimi, kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü belgelerin elektronik ortamda üretilmesi, işlenmesi, depolanması ve erişimi anlamındadır. Doküman yönetimi programı formlar, raporlar, yazışmalar, talimatlar, posta, dosyalar, kopyalamalar, ayıklama imha listeleri, çok önemli belgelerin korunması, arşivsel koruma ve son düzenleme gibi konuları içine almaktadır. Elektronik belge yönetim sistemi, EBYS, ile yapılması gereken, mümkün olduğunca çok belgenin elektronik ortamda kaydedilmesi ve organize edilmesidir. Elektronik bilgi, yönetilebilir formları açısından doküman ve belge olmak üzere iki temel gruba ayrılabilir. Elektronik ortamda üretilen, saklanan ve kullanılan her türlü kayıtlı bilgiyi doküman olarak adlandırmak mümkündür. Doküman kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla üretilen ya da toplanan ancak henüz belge vasfı kazanmamış her türlü bilgidir. Belgenin dokümandan temel farkı imzalanmış olmasıdır. Belgelerin içeriğinin değiştirilmesine izin verilmez. Belgelerin imha işlemleri ancak kurumsal saklama planları çerçevesinde ve kayıt altına alınarak yapılır. EBSY ile neler yapılabilir? Doküman ve belgelerin hazırlanması. Onay sürecinden geçirilerek imza ile imzalanması. Belgelerin dolaşımı esnasında durum takibinin yapılması. Saklanması muhafazası. Tanımlı iş akışı yolları ile belgelerin zamanında. Doğru kişiye ve en kısa yoldan ulaştırılması. Otomatik olarak arşivlenmesi ve imhası. Direktif, yapılan işlemler ve güvenliğine yönelik. Takibinin yapılması. Raporlarının alınması. Diğer EBS'ler ile entegrasyonunun sağlanması. EBS'nin faydaları. Bilginin en etkin şekilde kullanımına imkan verir. Belgeye işlem yapma sürecini hem iyileştirir, hem de hızlandırır. Yazışmalar standartlaştırılmış olur. Doküman oluşturma ve saklama maliyetleri azalır. Kıt tüketiminin azaltılmasını sağlar. Harcanan emek ve zaman maliyetlerinden tasarruf edilir. Değiştirilmesi kolaydır. Evrak akışını hızlı ve doğru sonuçlandırır. Dokümanlara anında ulaşabilmeyi mümkün kılar. Yazışmaların sevk, paraf ve onay süreleri kısaltılmış olur. Güvenli ve mekandan bağımsız erişim imkanı sağlar. Saklanan belgeyi, yönetilen bilgiye dönüştürür. Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Belgelere erişim ve erişilmezlik güvenliğini sağlar. Tıbbi raporlar. Herhangi bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazılara rapor denmektedir. Tıbbi rapor, bir muayene, inceleme ya da bir analiz sonucunu ve kararı içeren yazılı bir belge olup, hekimin ya da bir kurulun kişinin sağlığı, bedeni veya ruhsal durumu hakkında düzenlediği yazılı sonucun bir yetkili kuruma bildirilmesidir. Sosyal Güvenlik Kuruluşu, SGK, bazı durumlarda raporların otomasyon sistemi aracılığıyla yazılıp gönderilmesini istemektedir. Sağlık enformasyon sistemi içerisinde tıbbi raporlar bilgisayar ortamında Medula programında yazılmaktadır. Raporların nitelikleri, tıbbi raporlar düzenlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar. Raporlar eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Hastanın ve raporlarda imzası olan kişilerin kimliklerinin açık olarak yazılması gereklidir. Doğru bilgiler içermeli, yansız ve gerekçeli olmalıdır. Zamanında düzenlenmiş olmalıdır. Kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Araştırma ve bilimsel çalışmalara kaynak niteliğinde olmalıdır. Yasal zorunluluklara cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır. Kişisel bilgiler içerdiğinden gizliliği ve güvenliği sağlanmalıdır. Rapor yazma aşamaları, raporlar, kişilerin sağlık ve hastalık durumunu belirtme açısından olduğu kadar sigorta davaları, kişisel zarar ve tazminat davaları, yanlış tedavi davaları ve vasiyetname ve vekalet davaları ve diğer adli vakalarda delil olarak kullanılmaları açısından da önem taşımaktadır. Bilgilerin toplanması. Rapor planının hazırlanması. Rapor taslağının yazılması. Rapor taslağının gözden geçirilmesi.
Raporun yazılması. Raporun kontrol edilmesi ve imzalanması. Tıbbi raporların sınıflandırılması. Tıbbi raporlar, tıbbi idari raporlar, adli raporlar ve tıbbi bilimsel raporlar olmak üzere başlıca 3 gruba ayrılmaktadır. Tıbbi idari raporlar, kendi içinde, sağlık raporları, hastalık raporları, doğum ve ölüm raporları başlıklarına ayrılır. Tıbbi bilimsel raporlar. Tıbbi adli raporlar. Sağlık raporları, resmi veya özel bir işe alınırken ihtiyaç duyulan raporlardır. Okula ya da işe başlama durumlarında, sigorta, evlilik ve lisanslı sporcu olmak için düzenlenir. Ayrıca, şoför, pilot, kaptan, öğretmen, polis ve özel güvenlikçi olmak için bunların özel yönetmeliklerine göre sağlık raporu verilir. Hastalık raporları, sağlık kurumlarında belirlenen bir hastalığa ilişkin düzenlenen rapordur. Tıbbi şikayet ve rahatsızlığı bulunan kişilerin hastalık durumunu ve istirahat gerektirip gerektirmediğini açıklamaktadırlar. Hastalık raporları, hastalığın belirlendiği zamanı, düzeyi ve hastanın durumunu ana hatları ile ifade eden raporlardır. İstirahat raporları, memur ya da işçilerin bulundukları kurumların hekimleri, sevk edildikleri kurumlardaki hekimler ya da sağlık kurulları tarafından verilir. İstirahat raporlarında kişinin hastalığı ve rahatsızlığı geçene kadar ne kadar süre istirahat etmesi gerektiği belirtilir. Tıbbi bilimsel raporlar, klinik muayene ve gözlem sonuçlarını ya da laboratuvar incelemeleri sonuçlarını içeren ve hekimlerin yararlanması için düzenlenen raporlardır. Radyoloji, biyokimya, elektrokardiyografi, elektroansefalografi EEG, manyetik rezonans MR, ultrason, biyopsi ve patoloji raporları bu tür raporlara örnektir. İlaç kullanım raporları, kullanımı sağlık raporuna bağlı ve katılım payından muaf ilaçlar için düzenlenmesi gereken raporlardır. Sağlık kurumlarında uzman düzeyinde poliklinik hizmetinin verildiği her poliklinik biriminde uzman hekim tarafından yapılacak muayene ve istenilen tetkik ve tahlillerin sonucuna göre gerekli görülmesi halinde düzenlenir. Sağlık kurulu raporları, yataklı tedavi kurumlarında, tek hekimin yetkisi dışında kalan konularda kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlar sağlık kurullarıdır. İlaç ve sarf malzemesi kullanımı, katkı payı muafiyeti raporları ve tek hekim tarafından verilenler dışındaki istirahat raporları sağlık kurulu raporları olarak düzenlenir. İlgili daldan 3 uzman doktor gerektiren raporlardır. Özürlü sağlık kurulu raporu, özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Epikriz raporu çıkış özeti, hastanede yatarak tedavi olan hastalara taburcu olduklarında epikriz raporu yani çıkış özeti verilir. Epikriz, sağlık kurumlarına başvuran hastanın poliklinik tedaviden başlayan ve klinik tedavinin bitimine kadar yapılan her türlü işlemin akış durumunu belirleyen, hastaya konulan teşhisin, uygulanan tedavi şeklinin ve diğer gerekli bilgilerin kaydedildiği bir rapordur. Ameliyat raporları, ameliyat olan her hasta için ameliyat raporu hazırlanmalı ve raporu dosyasında mutlaka bulunmalıdır. Raporun başlangıç kısmında ameliyatı yapan cerrah ve varsa asistanları, ameliyatın tarihi, seyri ve türü yer almalıdır. Postoperatif, ameliyat sonrası, tanı mutlaka yazılmalıdır. Adli raporlar. Adli nitelik kazanmış olgularda, adli makamlarca hekimden istenen ve kişinin durumu ile ilgili tespitleri içeren, sorulan soruları yanıtlayan, hekimin görüş ve kanaatini bildiren raporlardır. Dava dosyasında yer alan, delil niteliğinde belgelerdir. Adli ve idari yetkililer tarafından sağlık kurumlarına gönderilen hasta, yaralı ve alkollü kişilerin muayene ve tedavisinin yapılması, istenirse durumun raporla bildirilmesi zorunludur. Adli raporların sınıflandırılması, adli raporlar, konularına göre adli raporlar, sonuçlarına göre adli raporlar, geçici rapor, kesin rapor, ek rapor olarak sınıflandırılırlar. Adli rapor düzenlenmesi, adli raporlar düzenlenirken dikkat edilmesi gereken durumlar. Raporlar başlıklı kıyıda yazılmalıdır. Adli raporlar, daktilo, bilgisayar ya da okunaklı. El yazısı ile resmi yazışma kuralları ve rapor tekniğine uygun olarak yazılmalıdır. Adli raporlar en az 3 nüsha olmalıdır. Adli yetkililerin istek yazısı alındıktan sonra adli rapor düzenlenmelidir. Bazen adli raporun istek yazısı altına yazılması istenebilir. Rapor kağıdının tepesine ortaya rapor ya da bilirkişi raporu yazılabilir. Rapor hangi makama yazılıyorsa bir hitap bölümü olmalıdır. Rapor sade ve anlaşılabilir bir dille yazılmalıdır. Hukukçular tarafından da anlaşılabilecek bir tıp terminolojisi kullanılmalıdır. Muayene tarih ve saati mutlaka belirtilmelidir.
Adli olayların bir gün içerisinde çok farklı belirti ve bulgular gösterebileceği düşünüldüğünde, yalnızca raporun düzenlendiği tarihi değil, saatin de kaydedilmesi gerekir. Bu bilgilerin sağ üst köşede yer alması uygundur. Raporlarda başlangıç, giriş, metin, tartışma gibi bölümler ayrı ayrı yazılmaz. Bunlar paragraf halinde yazılır. Sadece sonuç kelimesi yazılır ve bir paragraf açılır. Raporun sonunda bitişin altına raporu veren hekimin adı, soyadı ve unvanı yazılır ve imzalanır. Rapor birden fazla hekim tarafından veriliyorsa satır başı tarafına kurul başkanı ya da en kıdemli hekim olmak üzere sıra ile imza yeri açılır. Hastaneler tarafından verilen raporlar başhekimler tarafından imzalanır ve onaylanır. Raporu teslim alan kişinin adı, soyadı, kurumu, yaka nosu, tarih ve saat not edilmelidir. Adli raporun aslı, raporu isteyen adli makamın bağlı olduğu Cumhuriyet Savcılığına kapalı zarf içerisinde gönderilmeli, bir nüshası, sağlık biriminin bağlı olduğu üst sağlık kuruluşunun arşivinde, diğer nüshası, birimin kendi arşivinde en az 5 yıl saklanmalıdır. Her sağlık kurumunda, sayfa sayısı belirlenmiş, mühürlü ve onaylı adli rapor protokol defteri bulunmalı, adli olgulara, her yılbaşı den başlayarak, 2012-2 şeklinde protokol sayısı verilmelidir. Her olgunun protokol defteri kaydında, bir protokol sayısı, muayene tarihi ve saati, muayene olan kişinin adı soyadı, doğum tarihi, anne baba adı, olay türü, gönderen adli makam, kişinin yakınması, muayene bulguları ve sonuç olmak üzere kayıtlar yer almalıdır. Otopsi raporları, otopsi, ölen kişinin ölüm nedenini saptamak amacıyla cesedinin tüm boşluklarının açılıp, bütün sistem ve organlarının eldeki yöntemlerle incelenmesi işlemidir. Otopsi raporu, otopsi sürecinin ürününü içeren bilgi ve rapordur. Otopsilerde iki tür rapor olabilir. Ön rapor, bu rapor, otopsi sonucunda ölüm sebebi hakkında ulaşılan kanaati bildirir. Son rapor, bu rapor düzenlenirken tüm tıbbi ve veya adli dosya incelenmiş, laboratuvar sonuçları alınmış ve değerlendirilmiş olmalıdır. Rapor ölüm sebebi hakkında varılan kanaati kesin olarak ifade etmelidir. Tıbbi belgeleme dersi 7. ünite özeti. Tıbbi dokümantasyon, dokümantasyonda kalite ve kalite sistemlerinde dokümantasyonun yeri. Tıbbi belgeleme ile ilgili kavramlar ve dokümantasyonun amacı. İnsanlık tarihi ile birlikte, hayatın farklı alanlarında doküman kayıtlar oluşmaya başlamıştır. Duvar çizgileri ve mağara resimleri belki de bunun ilk örnekleridir. Yazının icadı, kağıdın bulunması ile birlikte doküman kayıtların çeşitliliğini hızla artırmıştır. Çeşitli sembol, harf, rakam ve işaretlerle temsil edilen ham, işlenmeye hazır, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimler veridir. Bilgi ise, insanların gözlemleri ve çabaları ile edindikleri ya da öğrendikleri her şeydir. Eldeki verilerin ve bilginin kaydedildiği değişik kayıt ve yayın türlerine belge denmektedir. İnsanların çeşitli alanlarda yapmış oldukları çalışmalardan elde ettikleri bilgileri kapsamına alan kalıcı bilgi kaynaklarına belge veya doküman denilir. Genel olarak dokümantasyon tutulan kayıtların hazırlanması ve düzenlenmesi anlamına gelir. Dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi, saklanması, gereği halinde tekrar hizmete sunulmasıyla ilgili işlemlerin tamamıdır. Doküman yaşayan bir olgu gibi her zaman güncellenmekte, yeni bilgiler eklenmekte ve değişmektedir. Tıbbi doküman, insan sağlığı ile ilgili konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri düzenli bir biçimde kapsamına alan belgelere denir. İnsan ve toplum sağlığına ilişkin her türlü belge tıp doküman kapsamına girmektedir. Tıbbi dokümanın başlıca iki işlevi vardır. Farklı zamanlarda ve yerlerde hastaya hizmet sağlayan kişiler arasında iletişimi sağlamak. İlgili kanun, tüzük, yönetmelik ve politikalara uygun olarak hazırlanarak, genel hukuka uyumda tam destek sağlamaktır. Bu yüzden tıbbi doküman güvenilir ve eksiksiz olmalıdır. Tıbbi dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi, saklanması, gereği halinde hizmete sunulmasıyla ilgili işlemlerin tamamıdır. Bu nedenle dokümantasyonda devamlılığın sağlanması, dokümanın hazırlandığı kurumun kimlik bilgilerinin olması, doküman hazırlayan veya girdi yapan kişinin bilinmesi, doküman bütünlüğün olması ve okunaklı olması gereklidir. Hazırladığı tıbbi dokümanlar, tıp kitapları, ile bilinen dünyayı en çok etkileyen kişi İbn Sina'dır. Kalite, en basit tanımı ile yapılan bir işin ilk seferinde ve her seferinde istendik koşullarda yapılmasıdır. Sağlık hizmetlerinde kalite,
hastanın mümkün olabilecek en iyi fonksiyonel ve psikososyal iyileşmesini sağlayan teknik ve bilimsel olanaklarla, iyi insan ilişkilerinin bir araya konmasıdır. Veri, bilgi, belge, doküman, dokümantasyon, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyon kavramları birbirleriyle ilişkilidir. Şekil 7.1'de bu ilişki gösterilmiştir. Bu temel bilgilerden hareketle, herhangi bir kurumda oluşan her doküman bize ilgili kurumun çalışma sistematiği hakkında ipuçları da vermektedir. Dokümantasyonun amacı, temel faaliyetlerimizin her zaman aynı tarzda ve bir bütün içerisinde yapmaktır. Tıbbi dokümantasyonun amacı, Tıbbi dokümantasyonun amacını aşağıdaki gibi sıralanabilir. Sağlık kurumundaki ana ve alt süreçlerin tüm iş görenlere duyurulmasını sağlamak. Hasta, hasta yakını ve üçüncü kişilerin bilmesi gerekenleri onlara aktarmak. Yasal düzenlemeler ile getirilen zorunlulukları yerine getirmek. Ortaya çıkabilecek hukuki durumlara karşı önlem almak. Sistemde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak, sistemi güncel tutmak. Sağlık çalışanlarını eğitmek. Sağlık kurumunda herhangi bir akreditasyon, belgelendirme, dış denetim gerçekleşecek ise buna uyum sağlamak. Ödeme kuruluşları ve cepten ödeme yapanlarla sağlık kurumu arasında olan sözleşme koşullarını yerine getirmek. İyi bir dokümantasyon süreci, dokümanı hazırlayan, hastaya hizmet veren diğer kişiler ve kurum için hukuki koruma sağlamalıdır. Tedavi veya hastane ile ilgili herhangi bir dava söz konusu olduğu zaman bu dokümanlar hastaya gerekli tedavinin uygulandığına dair kullanılacak ilk kanıtlar arasında olacaktır. Dokümantasyonda kalitenin önemi. Dokümantasyon, bir sağlık kurumunun resmi ve temel faaliyetlerinden biridir. Düzenli ve birbiri ardına sıra ile hazırlanmış iyi bir doküman hastanın iyi hizmet aldığının bir göstergesidir. Hastanın hizmet alması ile ilgili olan tüm tarafların bilgilendirilmesinde en önemli araçtır. Dokümandaki bilgilerin, tam, doğru, zamanında hazırlanmış olması, ilk seferde ve tek seferde hazırlanması, nitelik ve nicelik açıdan beklentileri karşılaması ve beklentinin ötesine geçmesi fayda sağlayan özellikleridir. Dokümantasyonun kalitesinin önemini birkaç başlık altında toplarsak. Belge niteliği taşıdığı için yasal işlemlerde hukukun korunmasına delil oluşturmak. Hasta tedavi sürecinin bütün kayıtlarını göreceğimiz için, tedavi sürecine katkı sağlamak, tedaviyi yönlendirmek. Adli mercilerin çalışmalarında delil olmak. Araştırmacıların tıbbi ve idari konularda yapacağı çalışmalara kaynak oluşturmak. Hastaya yapılan tıbbi bakımın değerlendirilmesine olanak sağlamak. Kurumda uygulanan kalite sistemlerinin yürütülmesini sağlamak. Konuyu aşağıdaki şekilde biraz daha detaylandırabiliriz. Hastane hizmetleri, klinik, poliklinik, acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri gibi ana süreçler ile bunları destekleyen hemşirelik hizmetleri, ilaç ve malzeme yönetimi ve alt süreçlerden oluşmaktadır. Kaliteli bir dokümantasyon yapısı ile ana ve alt süreçleri irdeleyerek kurumdaki faaliyetler ve işlem basamaklarını netleştirmek. İşlem basamaklarında gereksiz adımlar varsa bu basamakların elenmesine olanak sağlamak. Kurumda farklı uygulamaların önüne geçerek, aynı işte aynı işlem basamaklarının uygulanmasını sağlamak. Yasal olarak takip etmemiz gereken tüm işlerin istendik düzeyde yürütülmesini sağlamak. Mahkemeler ve adli birimlerce istenilen istenilebilecek kayıtları hatasız tutarak kurumu korumak, olayın tarafları arasında hak ihlalini önlemek. Tıbbi ve idari araştırmalara kaynak oluşturmak. Kalite sistemleri bağlamında, sistemin işleyişini tasarlayarak hayata geçirmek ve sistemde istenilen hususlara uyulduğunu belgelemek. Hasta bakımının sağlık profesyonellerince değerlendirmesine olanak sağlamak. Olası tazminat davalarında kurumu korumak. Hastanelerde ne tür doküman kullanılır? Hastanelerde kullanılan dokümanların belirlenmesinde bazı etmenler bulunmaktadır. Bunlar: hastanenin bağlı olduğu kurum, kamu, vakıf, özel, üniversite vb. Kurumun işleyişi. Kurumun büyüklüğü ve kapasitesi, yatak sayısı, poliklinik ve klinik sayısı, laboratuvar çeşitliliği ve test kapasitesi. Hastanedeki süreçler ve süreçlerin karmaşıklık derecesi. Kurumda görev yapan personel ve bunların bilgi, yetkinlik ve yeterlilikleri. Kalite sistemi uygulayıp uygulamadığı. Eğer bir kalite sistemi var ise, ne tür bir sistem uyguladığı. Kurum kültürü, şeklinde sıralanabilir. Dokümantasyon ihtiyacı nasıl doğar? Bir dokümantasyon sistemi kurmak isteyen kuruluşlar, başlangıç aşamasında dokümantasyon açısından genelde birkaç gruba ayrılırlar.
Uygun dokümantasyon sistemi olmayanlar. Uygun dokümanı az olanlar. Dokümanların uygun ve eksiksiz olduğuna inananlar. Dokümanları uygun ve tam olanlardır. Hastanenin durumu hangi pozisyonda olursa olsun, bir merkez birim oluşturularak dokümanların durumu analiz edilmelidir. Bu analiz sırasında başvuru kaynağını ise, kurumdaki tüm ana ve alt süreleri, ilgili yasal düzenlemeler ve kurum kültürü olacaktır. Dokümantasyon sistemi için durum analizinde şu adımlar izlenebilir. Sistemdeki mevcut tüm dokümanlar toplanır. Bu dokümanlar tanımlanır, dokümanların listeleri çıkarılır ve dokümanlar gruplanır. Referans alınan bir sistem var ise o sistemin standartlarına göre dokümanlar tekrar sınıflandırılır. Doküman hazırlama basamaklarını 7. bölüm sayfada yer alan şekil 7.2'deki gibi sıralayabiliriz. Bir hastanede doküman sisteminde kullanılacak dokümanın sayısı ve çeşitliliği, yukarıda sayıldığı gibi doğal olarak kurumun büyüklüğü, hizmet alanı, ana ve alt süreçler ile bu süreçlerin karmaşıklığı, çalışan personelin profesyonelliği kalitesi gibi faktörlere göre değişecektir. Kalite sistemi uymuyor ise, hastane yönetimi tarafından, hasta tedavi sürecinde uyulması gereken tüm idarimali hukuki mevzuatta belirtilen hususları karşılayacak bir dokümantasyon çalışmanın yapılması gerekecektir. Dokümantasyonun çerçevesinin belirlenmesinde, genel sağlık mevzuatı ve kurumun bağlı olduğu tüzel kişilik belirleyici olacaktır. Hastane bir özel sağlık kurumu ise, genel mevzuatın yanı sıra, özel hastaneler tüzüğü, özel hastaneler yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı gibi konular yönlendirici olacaktır. Kurum bir hastaneler zincirine bağlı bir kurum veya çok uluslu uluslararası bir şirket bünyesinde faaliyet gösteriyorsa, yukarıdaki ilgili maddeleri de dikkate alarak, yabancı ortakların bağlı olduğu şirketler, bu şirketlerin mevzuatına göre istenecek belgelerde, dokümantasyon sisteminde yer alacaktır. Eğer bu hastane bir üniversite hastanesi ise, genel mevzuatının yanı sıra, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Tıp Fakültesinin öğrenci ve araştırma görevlilerinin tabi olacağı eğitim, öğretim ve uygulama düzenlemeleri, 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname ile getirilen düzenlemeleri karşılayacak bir dokümantasyon sistemi kurulacaktır. Kalite sistemi uygulanıyor ise, herhangi bir sağlık kurumunda akreditasyon veya bir kalite sistemi uygulanıyor ise doküman hazırlama kolaylaşacak ve hazırlanan dokümanların kalitesi daha iyi olacaktır. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları bizi doküman hazırlama açısından yönlendirmektedir. Standardın maddesi okunduğunda, yönelik yazılı bir düzenleme olmalıdır cümlesi olan yerde işleyiş ile ilgili bir prosedür. Mevcut durumu tespit etmeli cümlesi olan yerde toplantı tutanağı. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır cümlesi olan yerde, düzeltici önleyici faaliyet formunu konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir cümlesi olan yerde, eğitim planı ve eğitime katılım formu düzenlenmelidir. TSE-NRSO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Doküman Hazırlama, TSE-NRSO 9001, 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kuruluşun oluşturması gereken dokümanlar şunlardır. Kuruluş içeriği ve kapsamı. Proseslerin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılı bilgiler. Kalite politikası. Kalite hedefleri. Organizasyon şemaları. Proses haritaları. Akış şemaları. Prosedürler. Talimatlar. Şartnameler. Kalite planları. Kalite el kitabı, kitapları. Stratejik planlar. Formla. Bu dokümanların hazırlanması, gözden geçirilmesi, onaylanması, dağıtımı ve revizyon işlemlerinin nasıl yapılacağı bir prosedürle belirlenir. Kalite kavramının günlük hayata girmesiyle birlikte hastanelerde farklı akreditasyon sistemleri uygulama alanı bulmuştur. Akreditasyon sisteminde hazırlanacak dokümanlar ile kalite sisteminde istenilen dokümanlar benzer özellik arz etmektedir. Akreditasyon sağlık hizmetleri organizasyonlarının, bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını saptamak üzere bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi sürecidir. Akreditasyon, bir sağlık kurumunda sunulan hasta bakımının kalitesinin artırılması, olası risklerin mümkünse yok edilmesi değilse en aza indirilmesi için gerekli olan hususların o sağlık kurumu tarafından uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi sürecidir. Tüm dünyada sağlık sektöründe en yaygın kullanılan akreditasyon standartları Joint Commission International, JCI, standartlarıdır. 1999 yılından itibaren JAHO,
GCL aracılığı ile dünya genelinde sağlık kuruluşlarına akreditasyon hizmetini vermeye başlamıştır. GCL 80'den fazla ülkede sağlık kuruluşlarını denetleyerek akredite etmektedir. GCL standartları temelde hasta odaklı ve organizasyon odaklı standartlar olarak süreci devamlı geliştirmektedir. Bu bağlamda eğitim hastaneleri odaklı standartları da hayata geçirilmiştir. Hasta odaklı standartlar. Uluslararası hasta güvenlik hedefleri. Hizmete erişim ve hizmetin sürekliliği. Hasta ve yakınlarının hakları. Hastaların değerlendirilmesi. Hastaların bakımı. Anestezi ve cerrahi bakım. İlaç yönetimi ve kullanımı. Hasta ve yakınlarının eğitimi. Organizasyon odaklı standartlar. Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği. Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü. Yönetim, liderlik ve yönlendirme. Tesis yönetimi ve güvenlik. Çalışanların vasfı ve eğitimi. İletişim ve bilgi yönetim. Eğitim hastanesi odaklı standartlar. Medikal profesyonel eğitimi. İnsan denekli araştırma programlar. GCL akreditasyon standartlarında hazırlanacak dokümanlar, Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartlarında doküman hazırlama mantığı ile aynıdır. Standardın ölçülebilir bileşenlerine bakıldığında hazırlanacak dokümanın çerçevesi de çıkmaktadır. Dokümanların kalitesini etkileyen faktörler. Dokümantasyonun kalitesi için daha ayrıntılı yazı yazmak çözüm değildir. Önemli olan zamanı ve dokümanı verimli kullanmaktır. Doküman kaliteli olması için hazırlanan doküman bazı özellikleri taşımalıdır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir. Eksiksiz olmalı. Doğru bilgi içermeli ve zamanında kronolojik olarak düzenlenmiş olmalı. Kullanılabilir nitelikte olmalı, özellikle toplum sağlığını ilgilendiren salgın gibi durumların önüne geçebilmek için. Verilen sağlık hizmetinin kalitesinin ölçülebilmesinde destek olmalı. Verilen sağlık hizmetinin geliştirilebilmesi için yol gösterici olmalı. Araştırma ve bilimsel çalışmalara kaynak niteliğinde olmalı. Yasal zorunluluklara cevap verebilecek nitelikte olmalı. Doktor, yönetici, resmi makamlar gibi paydaşlara bilgi aktarabilecek nitelikte olmalı. Kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalı. Bir tıbbi dokümandan beklenen faydanın sağlanması, dokümanın kalitesiyle doğru orantılıdır. Dokümanın kalitesi ne kadar iyi olursa, sonuçta o kadar iyi olacaktır. Dokümanın kalitesi direkt olarak içerdiği verilerin kalitesine bağlıdır. Dokümanların kalitesini olumlu etkileyen faktörlerden bir veya birkaçı azaldıkça tıbbi dokümantasyonda kalite düşmektedir. Tıbbi dokümanların kalitesini artırmak için, önce dokümanın kapsamını netleştirmek gerekir. Dokümanın kapsamı ise, gerek Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartlarında, gerekse akreditasyon ve kalite sistemleri uygulamalarında, çerçeve olarak çizilmiştir. Tıbbi dokümanların analizlerinden bu çerçeveden faydalanılır. Yine aynı tarzda tıbbi dokümanların kalitesini artırmak için, niteliksel ve niceliksel analiz yapmak kaliteyi artırmak için yaralı olacaktır. Niteliksel analiz hasta dosyasına yapılan girdilerin içeriğinin, kaydın hatalı veya eksik olmasına yol açacak, tutarlılığının ve eksiklerinin gözden geçirilmesidir. Böyle bir analiz tıbbi terminoloji, anatomi, psikoloji, hastalık süreçlerinin temellerini, tıbbi kaydın içeriğini, gerekli standartlar hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Niteliksel analizin amacı, tıbbi kaydın hasta bakımına referans olması için tam olmasının sağlanması, hukuki alanların korunması ve yönetmelik gereklerini karşılanmasıdır. Niteliksel analizin hedefi, hastanın hastaneden taburcu olmasından bağımsız olarak, tanı ile ilgili tam ve tutarlı kaydın tutulmasıdır. Niceliksel analiz, özel eksiklikleri belirlemek için tıbbi dokümantasyonda belirlenmiş alanların gözden geçirilmesidir. Tıbbi kayıtların sağlık hizmetlerinin kalitesine etkisi. Tıbbi kayıt, hastaların yaralıların ve sağlığından şüphe edenlerin sağlık kurumuna müracaat ettikten sonra, kurumdan ayrılana kadar hastalığı ile ilgili tutulan tanı ve tedaviye yönelik her türlü yazı, resim, röntgen filmi, bilgisayar çıktısı veya elektronik ortamda tutulan her türlü tıbbi bilgi ve dokümandır. Tıbbi kayıtların kullanıldığı sağlık hizmetlerinde önemli parametrelerden birisi de hizmet tanımı ve izlenebilirliğidir. Yani bir hastaneye başvuran hastaya tanı ve tedavi sürecinde yapılan tüm işlemlerin, uygulanan tedavi yöntemlerinin, kullandığı ilaç ve malzemelerin takibi yapılabilmelidir. Bu izlenebilirliğin sağlanması tıbbi kayıtlar ile mümkün olmaktadır. Tıbbi kayıtlarda elde ettiğimiz veriler. Hastanedeki ana ve alt süreçleri iyileştirme. Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvarlar gibi birimlerin verimliliğini takip.
kişilerin ve bölümlerin performansını değerlendirme olanağı gibi birçok alanda veri oluşturmaktadır. Tıbbi kayıtların sağlık hizmetlerinin kalitesine etkisini şu başlıklar ile düşünebiliriz. Kişi bazında sağlığımızı korumaya yönelik önlemler alınması ve sağlığımızı daha ileriye götürmede yol gösterici olarak kullanma. Makro düzeyde kural koyucular, mikro düzeyde kişiler bazında, koruyucu sağlık hizmetlerinde hastalıkların oluşmasını önlenmesinde kılavuz. Eğer bir hastalık varsa, tedavi hizmetleri boyutunda hastalığın en kısa sürede tedavisinin gerçekleştirilmesinde döne olarak kullanılması. Tıbbi belgeleme dersi 8. ünite özeti. Yataksız sağlık kuruluşlarında tıbbi doküman ve dokümantasyon. Giriş. Sağlığı tanımlamanın birçok yolu bulunmaktadır. Ancak sağlığın tanımlanması ile ilgili olarak yapılan en belirgin ayrım sağlığın, resmi tanımlar ve resmi olmayan tanımlar açısından açıklanmasıdır. Sağlığın genellikle hastalığın olmaması şeklinde tanımlanması söz konusu olmaktadır. Burada ortaya çıkan en önemli problem ise evrensel olarak nitelendirilecek ve bireyin hasta olarak kabul edilip edilmemesinde bir ölçüt olarak başvurulacak normların her zaman bulunmamasıdır. Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ, tarafından yapılmış olan tanıma göre sağlık, yalnız hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu tanımın modern ve çağdaş olan yönü sağlığı semptomlar boyutuna sıkıştırmaması ve insanı psikolojik ve sosyal yönüyle bir bütün olarak ele almasıdır. Sağlık hizmetleri, insan sağlığına zarar veren çeşitli etmenlerin ortadan kaldırılması, kişilerin ve toplumun bu etmenlerin etkilerinden korunması, hastalanmış kişilerin tedavi edilmesi, tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların, bedensel ve ruhsal yetenekleriyle becerileri azalmış kişilerin başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak için rehabilite edilmesi ve bir bütün olarak toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için yapılan planlı çalışmaların tümüdür. Sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin hasta olmamalarının sağlanması yani hastalıklardan korunmasıdır. Sağlık hizmetleri genel olarak 3 boyutta sınıflandırılır. Koruyucu sağlık hizmetleri. Tedavi edici sağlık hizmetleri. Rehabilitasyon hizmetleri. Koruyucu sağlık hizmetleri, bir toplumda, hastalıkları önleme ve toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmenin en etkili ve kestirme yoludur. Hastalık daha ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve mücadeleyi kapsar. Koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde belirtilen sağlığı koruyucu önlemler 3 düzeyde ele alınmaktadır. 1. Primer, korunma. Hastalık kişide biyolojik olarak başlamadan önce bazı önlemler alarak söz konusu hastalığın görülmesini önlemektir. 2. Sekonder, korunma. Hastalıkların belirtisiz dönemlerinde ya da belirtilerin semptomların hafif olduğu dönemlerde teşhis edilerek tedavi edilmeleridir. Erken tanı olarak da adlandırılır. 3. Tersiyer, korunma. Hastalığın klinik bulgu ve belirtilerinin ortaya çıkışından sonra, hastaların en iyi şekilde tedavisi, sakatlık ve kalıcı bozuklukları olan hastaların rehabilite edilmesi gibi hizmetleri kapsar. Koruyucu sağlık hizmetleri kişiye ve çevreye yönelik olmak üzere 2 grupta ele alınır. Tedavi edici sağlık hizmetleri, hastalık, sakatlık gibi durumlarla karşılaşanların, bu durumların oluşturduğu zararlardan kurtarılması için yapılan hizmetlerdir. Hastalık veya hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra, hastalığın tanı, teşhis ve tedavi edilmesi sürecini kapsayan hizmetlerdir. Tedavi edici sağlık hizmetleri daha çok kişiye özel fayda içeren bir hizmet türüdür. Daha pahalı bir sistem olan tedavi edici sağlık hizmetleri, ayakta tedavi, yatarak tedavi ve evde bakım hizmetleri gibi değişik şekillerde uygulanabilir. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir diğer özelliği de müdahalenin hastanın vücudunda yapılmasıdır. Bu nedenle, tedavinin dışarıdan faydalarını diğer toplum üyelerinin alabilmesi için, hastanın tedaviye ihtiyacı olduğunu bilmesi ve tedaviyi istemesi gereklidir. Tedavi edici sağlık hizmetleri 3 kademeye ayrılır. 1. Basamak tedavi hizmetleri, hastaların evde ve ayakta tedavileridir. 2. Basamak tedavi hizmetleri, hastaların bir yataklı sağlık kuruluşunda, hastanelerde, yatırılarak tedavileridir. 3. Basamak tedavi hizmetleri, özel bir yaş grubuna, cinsiyete ya da belli bir hastalığa yakalanan kişilere, o konudaki gelişmiş teknolojiyle ve üst düzeyde uzmanlaşmış personelle donanmış olan yataklı tedavi kuruluşlarında verilen hizmetleri kapsamaktadır. Rehabilite edici sağlık hizmetleri, kaza, ruhsal bozukluklar, vücudun organlarının etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan kısıtlılık koşullarının ortadan kaldırılması vs. kapsamaktadır. Tıbbi rehabilitasyon,
hastalık veya kaza sonrasında güçsüzleşen organın, fizik tedavi ve tıbbi yöntemlerle yeniden güçlendirilmesi ya da tamamen kaybedilen organ yerine ortez protez takılmak suretiyle kişiye o organın işlevini kısmen kazandırma türünden hizmetlere denir. Sosyal rehabilitasyon, motivasyon, uyum ve moral kaybı yaşayan bireyler için verilen hizmettir. Yataksız sağlık kuruluşları. Yataksız sağlık kuruluşları esas olarak birinci basamak tedavi hizmetlerinin koruyucu hizmetlerle bir arada verildiği kuruluşlardır. Aile Sağlığı Merkezi, ASM, Toplum Sağlığı Merkezi, TSM, Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı birimler ve Halk Sağlığı Laboratuvarı gibi temel sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Yataksız sağlık kuruluşlarının sağlık hizmetlerindeki yeri ve önemi, yataksız sağlık kuruluşlarında sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin özellikleri iki başlık altında toplanır. Ulusal düzeydeki politika öncelikleriyle bağlantılı olan ve yapısal olarak ifade edilen özelliklerdir. Yataksız sağlık kuruluşlarının altyapı ve insan gücü olanaklarının dağılımı, finansman tipi, hizmetlerin verildiği yer ve birinci basamak sağlık hizmetinden sorumlu olan sağlık çalışanı tipidir. Yataksız sağlık kuruluşlarının bu sistem özellikleri üzerine kurulu olan işlevlerini tanımlayan, ilk başvuru, kapsayıcılık, süreklilik ve eşgüdüm özellikleridir. Yataksız sağlık kuruluşlarında verilecek etkin birinci basamak sağlık hizmetlerinin yararları şu şekilde özetlenebilir. Öncelikli ve gereksinim duyulan hizmetlere daha çok ulaşabilirlik. Daha nitelikli sağlık hizmeti. Koruyucu sağlığa verilen önem. Sağlık sorunların erken tanı ve tedavisi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelliklerinin birlikte daha yoğun etkisi. Yataksız sağlık kuruluşlarında veri toplanması, sağlık hizmeti gereksinimi ömür boyu sürmektedir. Kişilere ait kimlik bilgileri ve almış oldukları sağlık hizmetlerine ait verilerin, yataksız sağlık kuruluşlarınca kullanılabilir olarak veri tabanlarına kaydedilmesi önemlidir. Verilerin analiziyle elde edilen ölçütlerle, kişinin sağlık düzeyi, sunulan sağlık hizmetinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi mümkün olmaktadır. Birincil amaç sağlığını en yüksek kalitede sürdürmesini sağlamada, kişi ile hekimine yol gösterici ve toplumun sağlık düzeyini belirleyici olacak şekilde verileri analiz ederek sağlık ölçütlerine dönüştürmek, sunulan sağlık hizmetinde gerekli düzenlemeleri yapabilmek için, hizmeti sunan birimlerin ve kişilerin performansının değerlendirilmesinde belli bir standart tespit ederek uluslararası sağlık kuruluşlarınca ortak kabul gören sağlık ölçütlerini kullanarak sağlık sistemini değerlendirmektir. Sonuç olarak yataksız sağlık kuruluşlarında birçok forma kaydedilen bilgiler birçok yönüyle önem taşımaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının sorumlu oldukları koruyucu hizmetler, topluma yönelik ve kişiye yönelik olarak ikiye ayrılmıştır. Bunun sonucunda kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri aile hekimlerinin sorumluluğuna verilirken, topluma yönelik sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezleri sorumluluğuna verilmiştir. Tanımlar, aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde aile hekimliği ile ilgili bazı kavramlar şu şekildedir: aile hekimi, aile hekimliği birimi, aile sağlığı elemanı, aile sağlığı merkezi, geçici aile hekimi, geçici aile sağlığı elemanı, gezici sağlık hizmeti ve yerinde sağlık hizmeti. Aile sağlığı merkezlerinde görevli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının görevleri, aile sağlığı merkezinde görevli aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir. Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar. Aile hekiminin Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını kullanır. Aile sağlığı merkezinde görevli aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları da şu şekilde özetlenebilir. Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. Yukarıda sayılan aile hekiminin görevlerinin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır. Aile sağlığı elemanının Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını kullanır. Mevzuata göre aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler.
Aile sağlığı merkezlerinde tıbbi doküman ve dokümantasyon, aile sağlığı merkezlerinde tutulan kayıtlar sonucu oluşan verilerin analizinde iki amaç vardır. Davet ederek veya evine giderek izlemini yaptığı kişilerin sayı, kimlik ile çeşitli sağlık verileri ve uygulama tarihlerini belirten raporlar oluşturmak. Kendi performansını değerlendirmek ve hizmet sunduğu nüfusun özelliklerini saptayarak vereceği sağlık hizmetini ona göre planlamak. Toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimler. Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetini sunan kuruluşlar yeniden belirlenmiş ve topluma yönelik sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezleri sorumluluğuna verilmiştir. Tanımlar, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimler yönetmeliğinde geçen bazı kavramlar şu şekildedir: toplum sağlığı merkezi, bağlı birim, evde sağlık hizmeti ve toplum sağlığı merkezi mobil sağlık hizmeti. Toplum sağlığı merkezlerinde tıbbi doküman ve dokümantasyon, toplum sağlığı merkezlerinde tutulan kayıtlar sonucu oluşan verilerin analizinde üç amaç vardır. Aile hekimliği birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve aksaklıkları gidermek ve sorunları değerlendirerek ortak çözümler üretmek. Bölgesinde yürütülen sağlık hizmetlerinin eksikliklerini tespit edebilmek amacı ile bölgesindeki sağlık ölçütlerini değerlendirerek bir sonuca ulaşmak, reaksiyon geliştirmek ve ihtiyaç duyduğunda hasta memnuniyeti, birimleri kullanma gibi konularda bilimsel ölçekli ve dönemsel olarak yapacağı araştırmalar neticesinde elde ettiği ölçekleri kullanmak. Kendi performansını değerlendirmek. Toplum sağlığı merkezleri tıbbi doküman ve dokümantasyonu verdiği tüm hizmetlerde kullanmaktadır. Toplum sağlığı merkezine bağlı birimler, toplum sağlığı merkezleri bünyesinde belirli bir hizmeti yoğun olarak sunmak üzere kurulan birimlere bağlı birim denilmektedir. Bir toplum sağlığı merkezi bünyesinde bulunabilecek birimler aşağıdaki gibidir. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, ACSAP, birimi, toplum sağlığı merkezinin kadın, ana, çocuk ve üreme sağlığı hizmetleri ile eğitim faaliyetlerini yürüten bağlı birimidir. Çocuk sağlığı ve aile planlaması birimi, kadın, ana, çocuk ve ergenlerin sağlık düzeyini yükseltmeyi hedefler. Birimde üreme sağlığı hizmetlerinin sunulması ve diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde kadın, ana, çocuk ve ergen sağlığı hizmetlerinin sunumu gerçekleştirilir. Verem Savaş Dispanseri, VSD, birimi, Verem Savaş Dispanseri, VSD, birimi, toplum sağlığı merkezinin tüberküloz hastalığına ilişkin teşhis, tedavi, tarama ve eğitim faaliyetlerini yürüten birimidir. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, KETEM, birimi, toplum sağlığı merkezinin kanser erken teşhis, tarama ve eğitim faaliyetlerini yürüten birimdir. Toplum Sağlığı Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği, İSV, birimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen toplum sağlığı merkezi birimidir. Diyabet ve Obezite Birimi, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimler yönetmeliği kapsamında toplum sağlığı bünyesinde oluşturulabilecek bir birimdir. Hemoglobinopati Tanı Birimi, Sıtma ile Mücadele Birimi ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Birimi, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimler yönetmeliği kapsamında toplum sağlığı bünyesinde açılabileceği belirtilmiş birimlerdir. Sağlık evi, sağlık evleri, idari yönden toplum sağlığı merkezine, hizmet yönünden aile hekimlerine bağlı olarak çalışan sağlık kuruluşlarıdır. Halk sağlığı laboratuvarları. Halk sağlığı laboratuvarları, halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi kapsamında birey ve toplum sağlığını etkileyen ve etkileyebilecek etmenleri inceleyen ve görev alanıyla ilgili klinik ve klinik dışı laboratuvar hizmetleri sunan laboratuvar olarak tanımlanmıştır. Halk sağlığı laboratuvarları hizmet tipine göre 3 şekilde sınıflandırılır. L1 hizmet tipi halk sağlığı laboratuvarı. Akreditasyonu TSNSOZEC 170 BRAK 25 standardına göre yapılan, ilgili mevzuatı kapsamında Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren ve bölgesindeki L2 hizmet tipi laboratuvarlara analiz, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan laboratuvardır. L2 hizmet tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı, Halk Sağlığı Kurumu'nun planlaması ve izni dahilinde ilgili mevzuatı kapsamında kurum tarafından belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren laboratuvardır. Test bazında referans yetkili laboratuvar, referans olduğu parametrenin doğrulamasını yapan, gerektiğinde yeni yöntemlerin geçerli kılınmasını sağlayan ve bu kapsamda kurumca yetkilendirilen laboratuvardır. Halk sağlığı laboratuvarlarının görevleri. Hizmet tipine göre belirtilen görevleri yapar. Aile hekimliği hizmetleri ve birinci basamak tanı tarama testleri kapsamında tanıya yardımcı test ve analizleri yapar. Kan,
İdrar gibi vücut sıvıları ile diğer klinik örneklerde mikrobiyolojik ve biyokimyasal analizleri yapar. Klinik ve klinik dışı örnekleri gerektiğinde kesin tanı için test bazında referans yetkili laboratuvara gönderir. Salgın veya olay araştırması amacıyla aktif vaka bulma çalışmaları dahil, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilde endemik, epidemik ve veya halk sağlığı problemi olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılır. Salgın durumlarında olaya maruz kalmış bireyi, hayvan ve çevresel numunelerin toplama işleminde gerektiğinde Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne yardımcı olur, analizlerini yapar, gereken numuneleri test bazında referans yetkili laboratuvara gönderir. Hizmet içi eğitim planları hazırlar, bu amaca yönelik eğitimleri yapar ve yapılmasını sağlar. Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunur. Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen analizleri yapar. 112 Acil Sağlık Hizmetleri. Doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahale hayat kurtarmakta, en küçük gecikme, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda, hastanın uygun tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna en hızlı şekilde ulaştırılması ve gereken müdahalenin zamanında yapılması hayati önem taşımaktadır. Acil sağlık hizmetlerinde toplum sağlığı merkezlerinin yeri, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimler yönetmeliği toplum sağlığı merkezine acil sağlık hizmetleri ile ilgili olarak şu görevleri vermiştir. Görev tanımı içerisinde yer alan hizmetleri almak üzere başvuranlardan ihtiyacı olanlara, bulundurdukları ekipmanlar ölçüsünde acil sağlık hizmeti sunar ve bu hastaları acil sağlık komuta kontrol merkezine bildirir. Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından entegre sağlık hizmeti sunulan yerler kapsamına alınan ilçelerde, ilgili mevzuatı doğrultusunda acil sağlık hizmetlerini planlayarak uygular ve uygulatır. Bölgesindeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarına ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli lojistik desteği verir. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde tıbbi doküman ve dokümantasyon, verilen 112 acil sağlık hizmetlerinin takibinde ve değerlendirilmesinde kullanılabilecek veri elemanları ve bilgilerin bazıları şu şekilde özetlenebilir. Hastane acil servisine müracaat sayısı. İstasyonun sorumluluk bölgesinde hizmet verdiği ortalama kişi sayısı. 0-10 DK ulaşılan vaka sayısı. Toplam vaka sayısı. 0-30 DK ulaşılan vaka sayısı. İl adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, ANKS, nüfusu. İstasyon sayısı. İl ambulans servisine müracaat sonrası ulaşılan vaka sayısı. İstasyondan ayrıldıktan sonraki iptal sayısı. Sevk edilen hasta sayısı. Ölen hasta sayısı. Ayaktan tedavi edilen hasta sayısı. Yatarak tedavi edilen hasta sayısı. Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.